Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Şimdi bu bölümde Ankara'dan yansıyanları aktaracağız. Ekonomiye bir pencere açacağız. Dolayısıyla günün tüm gelişmelerini ekonomi ve Ankara'dan yansıyanlar açısından bu saat dilimle değerlendireceğiz. Daha sonra konuklarımızla beraber gündeme ilişkin yorumları aktarmayı sürdüreceğiz. Bugün Biden'ın ABD Başkanı'nın Avrupa turu başladı. Dün itibariyle yola çıkmıştı zaten. Bugün NATO Liderler Zirvesi var. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Ve G7 zirvesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. İkili görüşmeler de var. Dolayısıyla Putin'den yeni bir hamle geldi. Gaz satıyorum Avrupa Birliği ülkelerine, dünyaya, ama ödemeyi rubleyle yapın dedi. Japonya Maliye Bakanı ben bunu anlamadım dedi. Almanya sözleşmeye aykırı dedi. Şimdi ruble alıp doğal gaz parasını ödemek zorunda Avrupa Birliği ülkeleri, başta olmak üzere yaptırım uygulayan ülkeler, dost olmayan ülkeler. Dolayısıyla bundan sonra enerji güvenliği ve gaz tedariği konusu liderler zirvesinden önemli gündem başlıklarından biri olacak. Keza Zelenski de NATO liderler zirvesine video konferansla bağlanacak. Barış için çağrılar yapılıyor ama bir yandan Ukrayna'da, özellikle Mariupol'de ve diğer kentlerdeki durum malumunuz. Saldırılar devam ederken elektrik sıkıntısı var, gıda sıkıntısı var ve harap olmuş binaların olduğu neredeyse yıkılmış şehirler söz konusu. İşte bu noktada ateşkes ne zaman sorusu da gündemde. Bir yandan da nükleer savaş olur mu? Bunun tedirginliği de var. Eğer varoluşumuza bir tehdit olursa dedi Kremlin, bunu kullanırız ifadesini kullandı. Amerika'da bunun sinyallerini alıyor dünya diyor. Dolayısıyla böyle bir ortamdayız. Seçim kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Dolayısıyla oradaki süreç biraz daha hızlanırken hangi değişiklikler yapıldı, sonrasında yasa çıktığında durum ne olacak, bunun tartışılması da devam ediyor bir yandan siyasette. Ve zamlar, dolayısıyla artan fiyatlar ekonomide en baş konulardan biri. Şimdi ben size kısaca bir gündemi özetleyeyim, başlıkları aktarayım. Ardından da Ankara'dan yansıyanlar ve ekonomiyle devam edelim. Rusya'nın Ukrayna işgalinde 29. güne girildi. Çatışmalar Mariupol ve Herson'da yoğunlaştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 300 bin Herson sakini Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya açıklaması yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı 100 bin kişinin tahliye beklediği Mariupol'de ise çatışmalar nedeniyle insani koridor açılamadı. NATO Ukrayna'daki çatışmalarda 7 ila 15 bin arasında Rus'un öldürüldüğünü de duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD yönetiminin resmi olarak Rusya'nın savaş suçu işlediği sonucuna ulaştığını söyledi. Amerika bunu başından beri dile getiriyor. Savaş suçu diyor. Blinken, Rusya'nın Mariupol'deki hastane ve tiyatro binalarını vurmasını, sanat okulunu vurmasını savaş suçlarına örnek gösterdi. Ukraynalı sivillerin ve yaşadıkları bölgelerinde hedef alındığını kaydetti. Siviller ölüyor, savaş suçu işleniyor diyor ABD. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya'dan tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus güçlerinin NATO güçleriyle sahada herhangi bir biçimde temas etmesinin düzeltilmesi zor sonuçlara yol açabileceğini söyledi. NATO liderleri bugün biraz önce aktardığımız gibi Brüksel'de bir araya geliyorlar. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal saldırısı masaya yatırıldı. 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından yayınlanan bildiride ateşkesin acilen sağlanması için çabalar arttırılmalı denildi. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ve arabuluculuk çabalarının da süreceği vurgulandı. Dün Milli Güvenlik Kurulu'nda Montreux vurgusu 5 madde öne çıktı. Polonya casuslukla suçladığı 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya'dan suçlamaların dayanağı yok açıklaması geldi. Belarus hükümeti de ülkedeki Ukraynalı diplomat sayısını azaltma kararı aldı. Rusya ise Birleşmiş Milletler'de sınır dışı edilen Rus diplomatlara karşılık istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği'ne iletti. Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Ekipler müdürlükteki bilgisayar, evrak ve belgeleri incelemek üzere emniyete götürdü. Bodrum Belediyesi görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır açıklaması yaptı.
Ankara'da bir okulda kaydedilen öğrencinin öğretmene saygısız davranışlarına ilişkin görüntüler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Görüntüler de böyle. Dolayısıyla o öğrencinin yaptığı hareketlere karşı soruşturma başlatıldı. İyi olmuş. Bursa Osman Gazi'deki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu yazıda imzası bulunan okul müdürünün görevden alındığını duyurdu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir açıklaması yaptı. Okul müdürünün imzasını taşıyan yazıda öğretmenlerden erkek ve kız öğrencilerin denk gelmeyecek şekilde oturma düzeni oluşturmaları istendiği iddia edilmişti. Bu yazı öğretmenlere iletilmiş. Dolayısıyla soruşturma başlatılmış. Bu da çok iyi olmuş. Şimdi gündem başlıkları özetle içeride dışarıda böyleydi. Ankara'dan yansıyanları biraz daha detaylı konuşalım. Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem bizimle birlikte. Günaydın Sibel. Günaydın Ebru. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan da Brüksel'de dolayısıyla ikili temaslarda olacak. Onun detaylarını senden ayrıntılı alalım ama seçim kanunu teklifi dün Habertürk ekranlarında da yine değerlendirildi siyasetçiler tarafından. Anayasa Komisyonu da kabul edildi. Bazı değişiklikler var. Süreç biraz hızlı mı gidiyor? Dolayısıyla 2023 seçimlerine biz değiştirilmiş seçim yasasıyla mı gideceğiz? Neler değişti? Ne olacak? Süreç biraz hızlı mı diye sormuştum. Ne dersin Ankara'dan yansıyanlar tartışmalar hakkında? Şöyle başlayalım Ebru. Evet, dün komisyona geldi. Aslında komisyona gelmesi normal planlama dahilindeydi. Yani hani orada jet hızıyla komisyon gündeminde alındı demek doğru olmaz. 10 gün önce zaten meclise sevk edilmişti. Dün de komisyon gündemine geldi ama komisyon sabaha kadar çalıştı ve 17 saat süren bir mesai yaptı. Aslında burada dün komisyonundaki başlangıcında birkaç saat ben de komisyon çalışmalarını izledim. Muhalefetin orada bu yasa hazırlanırken muhalefetin görüşleri alınmadı. Bari alt komisyonda biraz daha olgunlaştırılsın. Mecliste bulunmayan partilerin de görüşleri alınsın gibi alt komisyona sevk edilmesi yönünde bir önerisi vardı. Ama bu öneri kabul edilmedi ve zaten 17 saat süren bir mesainin ardından da bu yasa teklifi komisyonda kabul edilmiş oldu. Tabii burada iktidarın bir an önce de bu düzenlemeyi meclisten geçirme niyetini ve arzusunu da görmüş oluyoruz. Bundan bir sonraki aşama Meclis Genel Kurulu olacak. Diğer soruna geçecek olursak, yani bu seçim yasasıyla, yeni düzenlemeyle mi seçime gidilmek arzu ediliyor? Evet, Cumhur İttifakı açısından böyle bir niyet var. Seçimin hem zamanında yapılması, yani 2023 Haziran'ında yapılması hem de bu yeni düzenlemeyle seçime gidilmesi amaçlanıyor ve aslında da zaten muhalefetin erken seçim taleplerine veya seçimin öne alınması taleplerine ilişkinde bu yasanın bu zamanlamada getirilmesi buna verilmiş bir cevap olarak değerlendiriliyor Cumhur İttifakı cephesinde. Yasada bazı değişiklikler oldu dün komisyonda ama bunlar aslında yasanın esasına ve özüne ilişkin değişiklikler değildi. Bazı rötuşlar oldu. Önce yasa neyi getiriyor? Özetle onu bir aktarmak gerekirse Ebru, seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülüyor. Ayrıca milletvekili seçiminde ittifakların oyu değil, her partinin kendi oyu esas alınacak. Seçime girme yeterliliği de yeniden düzenleniyor. İl, ilçe ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olması koşuluyla partiler seçime girebilecek. Ayrıca bir partinin grup kurma şartı da, yani seçime girmesi için tek başına yeterli sayılmayacak. Bu da değiştirilmiş oluyor. İl ve ilçe seçim kurulları yeniden düzenleniyor. Seçim kurulu başkanları en kıdemli hakimler arasından değil, birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenecek ve bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren de 3 ay içerisinde seçim kurulları yeniden belirlenecek. Muhalefetin en çok itirazlarından birisi de bu seçim yasası. 1 yıl içerisinde uygulanacak, seçimlerde uygulanmaz hükmünü içeriyor anayasa, ama bu yasa yürürlüğe girdikten sonra seçim kurulları hemen değişiyor gibi bir görüşü ve itirazı var muhalefetin. Bu nedenle de anayasaya aykırılık iddiasını dile getiriyor. Değişen maddelerden birisi de şu oldu Ebru. Seçmen kütüklerinin güncellenmesine ilişkin bir madde vardı. Buna göre seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüklerin üzerinden bir güncelleme yapılacak. Meclise sunulduğunda bu yasa teklifi, burada 1 yıl önceki seçmen kütüklerinin esas alınması öngörülüyordu. Buradaki süre 1 yıldan 3 aya indirilmiş oldu. Tabii muhalefetin en çok itiraz ettiği noktalardan birisi de Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulduğu yönündeki o görüşünü dile getirdi ve buna ilişkin bir uyum düzenlemesi yapıldığını söylüyor aslında Cumhur İttifakı ortakları. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirildiğini belirtiyor seçim yasasının. Ama muhalefetse seçim yasakları Cumhurbaşkanı'nı da kapsamalı. Bu sadece bir uyum yasası olarak değerlendirilemez görüşünü ve eleştirisini dile getiriyor. Dediğimiz gibi aslında yasanın esasına ilişkin değişiklikler olmadı komisyonda. Bazı rötuşlar oldu. Onlardan birisi de bu seçmen kütüklerine ilişkin maddeye ilişkindi. Dediğimiz gibi CHP aslında komisyonda görüşmeler sırasında da anayasaya aykırılık iddiasını dile getirdi. Hem seçim barajı üzerinden bu iddiayı dile getirdi, hem de bu Cumhurbaşkanı'na seçim yasağı getirmediğini savunduğu, bu görüşü dile getirdiği maddeyle ilgili itirazlarını da güçlü bir şekilde dile getirdi. Bunun da yine anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, partiler arasındaki rekabete de uygun olmadığını ifade etti. CHP bu yasayı, bu düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne de götürmeyi planlıyor. Dün Habertürk yayınına katılan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de bunun sinyallerini verdi Ebru. Peki iktidar cephesi, Cumhur İttifakı ortakları muhalefetten gelen eleştirilere ne dedi? Onu da hemen kısaca özetleyelim. Yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fethi Yıldız, bu düzenlemede parti oylarının esas alınması konusunda seçmen iradesinin diğer partilere yansımaması ilkesinin ve temsilde adalet ilkesinin gözetildiğini belirtti. Ayrıca yine Habertürk yayınına konuk olan Fethi Yıldız da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle zaten yönetimde istikrarın sağlandığını, yapılan bu düzenlemede de yine temsilde adalet ilkesinin gözetildiğini ifade etti. Ayrıca 2018 yılında yapılan ittifak düzenlemesiyle de ittifak içerisinde yer alan partilerin %10, o zamanki düzenleme tabii ki %10 olduğu için onu söylüyorum, %7'ye indiriliyor. Baraj uygulamasının bir sorun olmaktan çıkarıldığını, ittifak içerisinde katılan ve o barajı geçen bir partinin aslında bir baraj sorununun olmadığı görüşünü dile getirdiler. Ali İhsan Yavuz da yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, %10'luk seçim barajının aslında 40 yıldır uygulandığını ve bu düzenlemeyle de %7'ye indirildiğini, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sırasında bu baraj uygulamasının daha da indirilebileceğini ifade etti. Yani %7'lik barajın bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki süreçte bunun daha da indirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi Ebru. Genel kurulda özetle görüşler bu şekildeydi. Şimdi komisyon görüşmeleri, sonra genel kurul, orada da bayağı bir hararetli tartışmaların yaşanacağını ve tansiyonun yükselebileceğini söyleyebilir miyiz?
Yani dün de senin bu açıklamalarından dediğimiz gibi muhalefet itirazlarını güçlü bir şekilde dile getirdi. Aslında zaman zaman tansiyon da yükseldi ama daha önceki anayasa değişikliği sıralarında gördüğümüz gibi kavgalı gürültülü bir oturum olmadı. Ama tabii ki yine zaman zaman tansiyon yükseldi. Bu tartışmalar benzer bir şekilde genel kurula da taşınacaktır diye düşünüyorum Ebru. Peki. NATO Liderler Zirvesi'ne geçelim. Hem NATO Liderler Zirvesi var, hem Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var, hem G7 Zirvesi var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin gündemi de malum. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, yaptırımlar, ilave yaptırımlar gelebilir dedi Biden. Enerji güvenliği önemli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da temasları olacak ki bu süreçte zaten birçok liderle görüşmesi oldu Cumhurbaşkanı'nın. NATO Liderler Zirvesi ve Türkiye'nin temasları, Cumhurbaşkanı'nın temasları ve çıkacak sonuçla ilgili beklentiler. Evet, bugün gözler Brüksel'de olacak. Brüksel'de 3 önemli toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam Brüksel'e hareket etti. NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere. NATO aslında Soğuk Savaş sonrasındaki en kritik zirvelerinden birisini yapıyor Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle. NATO Liderler Zirvesi'nde de zaten Rusya ve Ukrayna Savaşı ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Bu bağlamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin ele alınmasını, değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii savaşın bir an önce sona ermesi ve NATO topraklarına taşınmaması gerektiğine yönelik de güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii bu noktada Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dengeli politikayı ve bu krizin sona erdirilmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomatik çabaları müttefiklere ayrıntılı bir şekilde anlatması, bilgi vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca zirve marjında bazı ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Programda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la, ayrıca İtalya ve İspanya başbakanlarıyla da bir görüşme yapması yer alıyor bu program dahilinde, ama bazı sürpriz görüşmeler de olabilir mi? Bunu merak ediyoruz. Bundan kastım da elbette ABD Başkanı Biden'la bir görüşmenin olup olmayacağı. Böyle bir görüşme olursa da elbette hem Rusya-Ukrayna Savaşı hem de iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınıp değerlendirilecektir Ebru. Peki, ekleyeceğim bir şey var mı? Bugünlük bu kadar Ebru. İyi yayınlar diliyorum. Ben de sana iyi çalışmalar diliyorum Sibel Erdem. Çok teşekkürler. Ankara'dan yansıyanları aktardı Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem. Ekonomiye pencere açalım. Habertürk.com genel yayın yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi ilk maddemiz ne olsun? Piyasa olsun, petrol fiyatları olsun, Putin'in çıkışı olsun. Evet. Putin dedi ki biz size gaz sevkiyatına devam ediyoruz, yaptırım uyguluyorsunuz. Fakat bundan sonra dost olmayan ülkeler listesi açıklamıştık, biliyorsunuz. Bu dost olmayan ülkeler listesinde yer alanlar bizden gaz aldıklarında bize ödemeyi ruble olarak yapsınlar. Japonya Maliye Bakanı ben bunu anlamadım, nasıl yapacağız dedi. Almanya'da dedi ki böyle bir sözleşme imzalamadık, bu sözleşmeye aykırı dedi. Şimdi Rusya'dan ruble alacaklar, dolar olarak ödeme, dolarla ruble alıp daha sonra gazı ruble olarak ödeyip gaz alacaklar. Gaz sevkiyatını sürdürüyoruz, orada bir problem yok diyor. Ama ruble ödeyin bana diyor Putin. Bir yandan da yaptırımları, Avrupa Birliği uyguladığı yaptırımları kendi kendine kırmış olacak. Tabii. Yani ruble kullanarak, tamam, dolar vererek. Dolayısıyla. Çok da hani şey gibi, hani öyle bir şey ki hani teorik olarak hani yapması güç, sözleşme aykırı dendiği nokta itibariyle o zaman hani hangi sözleşme diyebilirler? Hani sonuçta ben satmıyorum demiyor, biliyorsun. Onu demiyor, öyle bir tepki yani şey yapmıyor. Demiyor, satıyorum, alıyorsanız rubleyle alın diyor. Rublenin değeri biliyorsun önemli ölçüde düştü. Hani şimdi böyle bir şey olursa başladı. Çıkar tabii ki böyle bir şey olursa. Rubleyi nereden bulurlar? Türkiye Merkez Bankası ile şeyin arasında bir anlaşma vardır Rusya ile ve Çin'in de mesela var. Mesela bizden bulabilirler rubleyi. Çin'den de bulabilirler. Bizden bulabilirler. Bize mesela hani euro verip
ruble alabilirler. Yeterli bir bulabilirler imkan, mi? Evet, yeterli bir kısmını bulurlar. Kaynağı Rusça sonuçta. Hayır, biz onlardan alırız. Onlara satarız. Hani evet. Arada ruble ticareti yapar Merkez Bankası belki. Dünyanın yani, hali bir garip oldu. Ama tabii bunun arkasındaki şey tabii şu aslında yani. Putin gerçekten hani öyleyse böyle diyor aslında. İlk günden beri böyle diyor madem aslında. Madem öyle, madem böyle. Evet, dolayısıyla hani biz hatırlarsan sıkça konuştuk bunu yani beraber. Yani bu yaptırımlar konusunda iş başka bir yere gitti. Ve bu yaptırımların birçoğu yani %90'ı Avrupa Birliği ilgilendirirken kararların %90'ını da Amerika aldı. Yani Amerika kendisini ilgilendirmeyen, kendisine hiçbir zarar vermeyecek olan yaptırımların %90'ını aldı. Ama bütün kararın yükü Avrupa Birliği'nde. Şimdi evet. Tabii bu olmaz. Bu liderler zirvesi NATO'da enerji güvenliği önemli yer alacak. Evet, sıvılaştırılmış gaz taahhütlerini arttırması istendi Avrupa İstediği Birliği tarafından Amerika'dan. Sen de biliyorsun ki şey yani o çok zor herhangi yani şey. O tedarik yani o navlun fiyatları ortada. Hadi bıraktım akaryakıt fiyatları ortada. Yani o tankerler içine yine bir şekilde akaryakıt koyup gidiyorlar. Şimdi böyle bir dünyada yani maliyet çok artacak zaten. Ama problem o ki burada bence Avrupa Birliği'nin liderleriyle Amerika'nın başkanı ya da bütün kurumları kendi aralarında bu konuyu bence yani görüşmeleri gerekiyor. Çünkü bu yani Avrupa'yı yakıyor. Şu anda tek gündem Rusya dışında gaz tedariğini nasıl yapabiliriz, nasıl karşılayabiliriz, bu bağımlılığı nasıl azaltırız. Tek gündem bu. O zirveye de bu yansıyacak ekonomi anlamında. Şimdi siz sonuçta İran'a gevşetiyorsunuz. Bu sefer Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bu sefer arıza çıkarıyor. Diyor ki bir dakika yani hani şimdi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye. Yani dünya siyaseti öyle basit bir şey değil sonuçta. Yani oradan aldım buraya verdim. O kadar kolay değil. Putin de bunu gayet iyi bildiği için aslında önemli ölçüde elindeki kozu kullanıyor. Bu tabii sadece mesela dost olmayan ülkeler listesinde Avrupa Birliği ülkeleri var. Birleşik Krallık var, İngiltere var, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi tam 15 ülke var. Bu 15 ülke dost olmayan ülke Rusya'ya yaptırım uyguluyor. Siz buna yaptırım uyguluyorsanız gaz satışına devam edeceğim, sözleşmeye uyuyorum ama ruble olarak verin bana diyor. Yani o bütün o BRİK ülkeleri ve yani Brezilya, Hindistan, Çin. Türkiye'yi de buna eklersek hatta Güney Afrika'yı bu ülkelerin ruble ile ilişkileri var. Rusya Merkez Bankası ile anlaşması var. Muhtemelen öyle bir kanal çıkabilir. Evet, başka yani ülkeler eğer bu iş böyle giderse. Rusya Merkez Bankası evet. Zaten rezervlerinin yarısı da bu diğer evet. ülkelerde. Bir de bloke biliyorsun yani. O tabii 300 milyar doları kullanamıyor. Yani. Bu arada işte Avrupa Birliği de bu gaz tedariğini nasıl çeşitlendirebiliriz diye Amerika'dan biraz sıvılaştırılmış gaz konusunda taahhütlerini konuşacak. Daha herhalde bu da evet. Önemli olacak. Ve petrol fiyatları bütün bu gelişmelerle yeniden 121 doların üzerinde. Tabii çünkü bütün bu tartışmalar dünyayı etkiliyor. Bir de Avrupa Birliği ülkelerinde biz birkaç tane tesis kurduk biliyorsun depolama tesisi. Ama onlar bugüne kadar bunun çok fazla ihtiyacını duymamışlardı. Çünkü zaten gaz geliyordu. Evet yani depolama tesisleri konusunda hani yapılabilir yetmez tabii. Yetmez Avrupa'ya. Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yapabilirler. Ama biz 4-5 yıldır uğraşıyoruz bunda mesela. Dolayısıyla hani uygun zemin vesaire gerekiyor. Yani ha deyince bir ay sonra çözemezler bu sorunu. Çözemezler. Şimdiye kadar da bir çözüm için net bir hamle atılamamış, adım atılamamış. Bu arada petrol fiyatları 121 dolar derken haftalık bazda %10'un üzerinde yükseldi. Yılbaşından bu yana yükseliş %50. Bunun enflasyon üzerinde, dünya enflasyonu üzerinde de bizim enflasyon üzerinde de baskı var. Dolar bazında. Yine gaz, dolar bazında. Bir de gaz fiyatları da yine %30 artmış. Evet. Çünkü gaz fiyatları yeniden yükselmiş. Bugün tabii bir de NATO'nun yani toplantısı vesaire. Bu da gerginlik yaratıyor. Diğer taraftan da tabii bu işin ne kadar aslında zor bir çözüm olduğu anlaşıldı. Bir yandan da nükleer silah kullanımı tartışması, bir yandan da yani NATO askerleriyle karşılıklı gelmemiz facia olur vurgusu Rusya'dan. İkisi de böyle gerginliği daha da arttırdı. Petrol fiyatları yine. Benim anladığım kadarıyla yani orada bir şekilde sonuçta karşı tarafın talepleri var. Yani dolayısıyla o talepler birbirinden çok uzak. İki ülkenin istekleri birbirinden çok uzak hala. O yüzden de bu gerginlik yaşanıyor. O yüzden herkes aslında kaba tabiriyle arttırıyor elini. Yani diyor ki ben daha da sertleşebilirim. Bu da tabii ki bütün finansal piyasaları etkiliyor. Zaten gergin geçiyormuş tabii. Müzakereler. Sürüyor ama çok gerginlik oluyormuş. İki yani ülkede aynı açıklamayı yaptı. Halihazırda yani öyle ya da böyle 90'lardan beri adını bildiğimiz yani sınırını bildiğimiz bir ülkeyi işgal ettiniz. Bazı şehirlerin yani, düşmesinden bahsediyoruz. Görüntülerin haline bakın. Işte nükleer yani, sızıntıdan bahsediyoruz ve nükleer silahtan bahsediyoruz. Tabii bugün çekilse Rusya, Ukrayna kaç yılda toparlanır?
Düşün yani. Yani bayağı uzun sürer. İnanılmaz. Zararların boyutlarını siz falan mi yazmıştınız? Zararların boyutlarını bugün okudum ben evet, ama. Evet yani ama tespitlenmiyor ki zaten şu an. Yani. Dur bir dakika, Hürriyet gazetesinde okudum aynen. Hı hı. Bir örnek vereyim mesela oradan, şuraya not almıştım. Diyor ki rakamlar, yurt dışına kaçmak zorunda olan 3,5 milyon insan var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç hareketi. Birleşmiş Milletler'e göre Ukrayna'daki toplam altyapı hasarı ve bilanço 100 milyar dolar şimdilik. Hı hı. 781'i çocuk, 953 Ukraynalı öldü. Evet. Rus askerler de hayatını kaybetti ama şu anda mesela bu ülkeye ateşkes sağlansa toparlanması 10-15 yılı zor bulur ve çok para harcamak gerekir. Yani yaklaşık 20 yıl geriye gitti Ukrayna. Aynen öyle. Yani dolayısıyla hani sadece altyapı 100 milyar dolar. Evet. Çok acı. Bir de acı. Yani, düşünsene yakınlarını. Tamam, bir kenara bırakıyoruz. Tabii bir de acı tamam, var. Tamam, konuşmadık yani. Bir de acı var. Tabii. Çocukların eğitimi var, geleceği var. Bir durum. Yani bizim kendi şirketlerimizin bile, Türkiye'deki şirketlerin Ukrayna'daki faaliyetlerinde bile önemli bir şey olacak. Yani sıkıntı var. Yani mesela konuşuyoruz ya işte oranın en büyük GSM şirketi Türkiye'deki büyük şirketlerden bir tanesi diye. Ve Türkiye'deki o büyük şirketlerden bir tanesi dün yatırımcı sunumu yanında bir Habertürk.com'da detaylar okuyor bir arkadaş şey yani okuyoruz. Yani gelirlerinin %10'u buradaydı. Ve yatırımcı sunumunda aktardılar. Gelirlerinin %10'u burada olan bir şirketin önemli bir zararı var. Yani bu belki 3 milyarlar mertebesinde. Daha burada bir ay oldu. Bir ay oldu. Yani inanılmaz 29 bir zarar. Gün oldu. Çünkü bazı istasyonların yarısı çalışmıyor işte. Bir sürü hasar var. Yani oranın çünkü en önemli GSM şirketi. Aynen. Yani bu biz daha henüz bu fotoğrafı çekecek zamanı değiliz. O yüzden zaten aslında bütün fiyatlar böyle yükseliyor. Yani bir GSM şirketi bir ayda ciddi bir fatura olduğunu açıkladı. Tabii yatırımcılarına açıkladı. Benim gelirlerimin, yurt dışındaki gelirlerimin %80'i burada dedi. %80'i. Evet ve tüm gelirlerimin %10'u yurt dışında. Hı. Onun da %80'i burası. Ve ben kaybettim dedi. Yurt dışını kaybetti. Hı. Evet. Aynen. Habertürk.com'da detayları var. Okuyoruz. Güzel anlatılmış aynen. Dolayısıyla. Yani buradan bile anlayabiliriz neler olabileceğini önümüzdeki dönemde. Yurt dışı gelirim kayboldu diyor bir GSM şirketi. Evet. Bu bir aylık savaşta. Aynen. Daha bir ay oldu. Bütün dünyayı etkiliyor. Evet. Et ve Süt Kurumu'nun zam açıklaması vardı biliyorsunuz. Ete geçelim. Bütün bu artışlar tabii eti kesiyorsunuz. Yemi evet. Dışarıdan alıyorsunuz pahalı. Hayvanı besliyorsunuz. Evet. Taşıyorsunuz. Diğer maliyetleriniz var. Bu pahalı olunca bize gelen et fiyatı da pahalı oluyor. Hem üretici hem tüketici zorda olan zaten bizler oluyor. Şimdi Et Süt Kurumu diyor ki Türkiye genelinde 18 mağazamız var. Hı-hı. Sen demiştin 18-20 mağazası var. İstanbul'da iki tane almıyorsun. Yani biz dedi bu piyasadaki fiyatların %66 daha azına ürün satıyorduk. Mağazanın önünde kuyruklar oluşuyordu mağazaların önünde bu 18'lik mağazanın. 18 mağazanın önünde. Bu kuyrukları da biraz azaltmak ve aradaki açığı kapatmak için %66'lık daha ucuza ürün satıyorduk, et satıyorduk. Zam yaptık dedi. Yine de hala piyasanın %15 altında satmaya devam ediyoruz dedi. Evet. Yine kuyruk olacaktır yani. Kuyruğu azaltmaz bu zam. Kuyruğu azaltmak için zam yapılmaz zaten de. Ya tabii mutlaka da hani yani çok talihsiz bir ifade. Yani aslında yanlış da anlaşılmış bir ifade diye düşünüyorum ben. Yani böyle demek istememiştir herhalde diye tahmin etmek herhalde istiyorum. Herhalde yani. Ama yani iş buraya gelmiş. Ya piyasayla bizim sattığımız ürünler arasındaki fiyat farkı açıldı. Evet. Bu da bize olan 18 mağazaya olan talebi daha da arttırıyor. Ebru şunu söylemek istiyorum. Yani bu kurum eskiden et ve balık kurumuydu aynı zamanda ve 90'larda zaten bu amaçla kurulmuştu. Zaten piyasayı regüle etmek amacıyla kurulmuştu. Yani balık da satsınlar bence. İşte balık bitti orada, balık gitti. Hmm. Süt kaldı, sütü kaldı yani süt de vardı eskiden zaten. Yani zaten işlevi buydu. İşlevi buydu zaten. Yani piyasanın altında, piyasayı altta tutmak aynı zamanda, regüle etmek, vatandaşa daha kaliteli ve hani sağlıklı et vermek, ithalatı da o yapardı. Yani %10-15 altına satmak değil de hani bayağı bir arada fark olması amaçlanıyor. Evet. Yani piyasayı da aşağı doğru çekerdi. Şimdi o zamanlar piyasa payları %30'ların üzerindeydi. 40'ları bulduğu zamanlar oldu. Yani her bir kilo etin yarısını onlar satıyordu belki. Şimdi dolayısıyla hani bugün tekrar o güne mi dönelim? Hayır ama böyle bir kurum varsa bu kurum
işlevini güçlü şekilde yürütebilir. Bir de bu kadar zam niye birikmiş ki birden %50 zam? Çünkü sübvanse ediliyor. Ben hani yılda 2,5 milyar yanılmıyorsam bilançosuna baktığımda bir satışı var. Buradan da en az %10-15 zararı var her sene. Yani 200-300 milyon lira bilançosu zararı. 18 mağazadan. Da. Ama normal çünkü fiyatın siz yani zam yapmayarak sübvanse ederek gidiyorsunuz. Normal. Bu zaten dediğim gibi yani. Amaç bu. Burada evet amaç bu. Daha düşük gelirli ailelerin özellikle alışverişlerini yardım yani imkan tanımak. Olabilir düşük satmak amacı vardır. Yani %50 düşüğe satmak normal yani %66 düşüğe satmak amaç buysa. Şimdi siz dükkanı açarsanız burada daha iyi fiyatta var derseniz. Kıyma olmuş 120 lira. Kuyruk olur. Yani ben şimdi yarın... Mağaza arttırın daha kolay çözüm. Şimdi tabii mağaza arttırmak değil içine ürün de koymak lazım. Yani mağaza arttırdın içine ne koyacaksın? Hani sonuçta onun da alım yapabildiği bir Türkiye pazarı var yani. Hani o pazar yarından öbür güne büyümüyor ki. Dolayısıyla aslında belki evet dediğin gibi ilerleyen yıllarda mağaza arttırarak bunu yapmaları lazım. Yani bu kurum... 18 olmasın da biraz daha fazla olsa 30'la herhalde batmaz. Yani bu kurum ben hani diyorum bu kurum eğer işlevini sürdürecekse ki sürdürmeli... çünkü burada önemli bir know-how da birikiyor kombinalarında. Yani sektörü de küçük üreticileri de eğitiyor aslında. Daha değer verilmeli bu kuruma. Tarım Bakanlığı şey dedi piyasaya bir etki yani bu zam piyasadaki fiyatları daha da yukarı çıkartır mı diye de bir kaygı var ya. Zaten Et ve Süt Kurumu'nun satışları hani Türkiye kırmızı et satışının %1'i kadar onun bile altında. Dolayısıyla tabii. Piyasayı etkilemez. Ya problem orada zaten. Yaptı. Yani problem orada zaten. İşte o %1 pazar çok azmış zaten. O kadar düştü ki yani şunu söylemek istiyorum. Bu 2005-2006 yıllarında bile %20'lerdeydi. Yani özelleştirme şeyine getirilmişti. 90'larda 40'lardaydı. Yani 90'ların sonunda. Yani biz bunun zaten önemli bir... Ya hiç yapmayalım o zaman. Yapmayalım 18 Mart'ta yani, da onu. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? O zaman insanlar şöyle diyor. Kasaplara destek bir dakika verin. Ya diyor bu fiyat var mı? Öğretici. Böyle fiyat olabiliyor mu diye düşünüyor bu sefer de. Yani bir yandan da o zaman özel sektörün üretimini belki de ters yönde motive ediyorsunuz. Belki de doğru değil. Yani ya tam yapacaksınız ya hiç yapmayacaksınız bunu, bu işi. Çünkü böyle açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz sonrasında. Yine de açıklama yani çok kuyruk oluyordu. Bize çok talep artıyordu. Zam yapmak zorunda kaldık. Çünkü bir de zam 56 liradan kıyma 83 liraya çıkmış ya. Yani 56 lira olması da makul değildi zaten. Neden makul? 56 lira az para mı? Yok yani ben maliyetlerine baktığım zaman hani yani sonuçta bu şu az para değil tabii ki ama maliyeti önemli yani bakıldığı yani zaman. Temel gıdayı sübvanse edeceğiz ne yapacağız o zaman yani insanlar yiyecek tabii. Neyse et fiyatlarında artış sürer mi? Ben süreceğini tahmin ediyorum çünkü Ramazan maalesef mı? Yem fiyatlarında artış sürüyor. Öyle yem mi? Fiyatlarındaki artış sürdüğü için yani orada tarafı da etkileyecektir. Yani eğer biz tarım ve hayvancılık kısmında yem daha zaten yüksek hala artıyor mu? Akaryakıt fiyatını sabitleyebiliyorsak mesela dediğin olmaz zam olmaz akaryakıtı yanında bir de yemi düzenleyebilirsek orada destekleri artırırsak anca öyle frenleriz. Yoksa yani çok şey değil mümkünatı yok yine artış sürecektir ama böyle. Şimdi bu artış şok bir şey. %48 denen şey aslında sübvanse edilmiş fiyattan bir yere getirilmesi. Dolayısıyla tüm et fiyatlarının bir günde artması değildi. Ama tüm et fiyatları son 6 ayda bu kadar arttı. Yani aslında piyasadan bu kadar arttı. Et ve Süt Kurumu'nun dükkanlarında ise bir günde arttı. Problem o. Şey diyor ki mesela şey haber yapıyor arkadaşlarımız ya. Anlatıyor vatandaş zaten görüyor yaşıyor. Bir hafta evet. Geliyorum 90 lira, bir hafta geliyorum 100 lira, bir hafta geliyorum 110 lira, bir hafta geliyorum 120 lira. Ya öyle. Bir yani, ayda işte böyle yapıyor. 90 liradan 120 liraya çıkmış bu, kendini ifade ediyor. Kurban Bayramı'na kadar böyle sürer. Demek ki haftalık yani, alıyor. Ramazan'da artar, Kurban Bayramı'na kadar böyle sürer. Kurban Bayramı'nda fiyatlar bir parça aşağı iner ama ondan sonra tekrar çıkar. Mevsimsel olarak biz her sene aynı bunun benzerini yani. Yaşarız. Bu sefer çok sert yaşamamızın sebebi dolar kurunun yarattığı tüm piyasalardaki enflasyon ve maliyetlerin artışıdır. Maliyetler de ortadadır. Yani hepsini herkes biliyor. Diğer taraftan hani yani bu şimdi konuşuluyor işte. Bu şimdi tane... sen yine söyledin ya dün restoranları turizm tarz sezonu hareketlenecek. Var, var. Restoran ve lokantalarda da menülerin fiyatları değişecek tabii. Bu kadar zam gelirse tabii. Dışarıda yemenin maliyeti de çok biz artacak. Şimdi yılda ben... En ucuz yemek en evet. Küçük porsiyon 75-80 lira olması gerekiyor diyorlar böyle bir zamda. Zaten aşağı yukarı bazı yerlerde oralara geldi öyle bir, zaten de. Zaten yemek de az yok gibi bir şey. Yani ben şunu söylemek isterim. Ben burada
Mesela büyükbaş hayvan konusunda her zaman diyorum, bizim esas sorunumuz biraz da küçükbaş hayvan. Orada destekleri arttırmamız lazım ki geleneksel olarak fiyatları aşağı çekebileceğimiz en hızlı konu şey yatırım o. Diğer taraftan da aslında tüketim ve üretime baktığımızda ben şunu, Türkiye 2020'de mesela hani 1 milyon ton yani 1 milyon 80 bin ton üretim var. Tüketimi de 1 milyon 80 bin ton. Aslında bizim başa baş. Başa baş ama şunları da unutmayalım. Nüfusumuzda bir göçmen var. Yani bu göçmen öyle 1-2 kişi değil. 6-7 milyondan bahsediyoruz. Sanırım ihracatımız da var. İhracatımız hala çok düşük paylarda. Bu hayvan ihracatı doğru mu? Orta Doğu'ya, Katar'a ödünün. Ya var da çok, şimdi öyle spekle diyor ki Ebru. Yani niye söyleyeceğim? Çünkü şundan, konu mesela Katar'a, evet Katar'a, Katar'a yapılan küçükbaş hayvan ihracatı, evet ihracatımızın %78'i. Ama kaç ton? Toplam 100 ton. Ya o kadar az ki. Biz kaç tüketiyoruz yılda? Ya bizim tükettiğimiz, yani küçükbaş hayvan tüketimimiz bizim, ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bizim burada tükettiğimiz aşağı ya 100 bin ton. Yani 110 bin ton hatta. 110 bin ton. 85 milyon nüfusa evet. Göre yani az 110 bile. Bin tonun biz 100 tonunu sadece Katar'a göndermişiz ki bizim küçükbaş hayvan o muhtemelen yani orada bir şey vardır. Yani bir bağlantı vardır. Ha onun mesela Küba'ya da var. Umman. Kuveyt %9'u mesela ama bunların hepsi toplamı, hepsinin toplamı da 178 ton. Yani gerçekten aslında bazen şeyler tartışmalar birbirine giriyor. Yani çok önemli bir ihracat değil. Yani keza ya bizim et üretimimizde çok büyük bir darbeye vurup da fiyatları artıran bir şey değil. Değil. Dana etinde de aynı durum söz konusu. Dana etinde düşün ki biz 1 milyon ton üretim yapmışız. İhracatımız 182 ton. Bize yetmiyor ki ihracat yapalım. Bir de şunu unutmayalım. Burada pahalı zaten. Yani özel sektörün satmasına gerek yok. Burada para kazanıyor bu anlamda. Tabii. Yani çok da buradan İhracat maliyetine bir fazlamız ette yok bizim. Sıkıntılı bir, tabii. Bu çok dikkatli ama, olması gerekiyor. Ama tabii oranlara bakınca hemen bir anda şaşırıyor insanlar. Mesela bizim sığır eti ihracatımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıyoruz. %65'ini. Çok düşük bir oran yine. Yani demek istediğim ya Kongo'ya Gana yapıyoruz. Çok düşük rakamlar. Sebze meyve gibi değil. Yani buradaki ihracat mevzu çok gerçekleri yansıtmıyor. Yani açık söylemek fiyatları gerekirse sen göndermiştin. Yanlış şekilde yorumlanıyor daha sonra. İş aşk yere gidiyor. Peki bizim üretimimiz tüketimimizle başa başsa biz niye bunu yaşıyoruz? Bunu işte tam şu tablodaki mevzu yüzünden bunu yaşıyoruz. Bunu nasıl yaşıyoruz yani? Yani şu besin yeni ton fiyatı var ya ondan yaşıyoruz bunu. Yani 2000 TL'den ton fiyatı 2020'de 2000 TL'yken 3990 TL'ye çıkmış büyükbaş hayvanların yemi. Yani %92 artmış. Baktığımızda dananın hani karkas olarak yani kemikli halinin fiyatıyla dananın kemikten ayrılmış etin fiyatı da %84 artmış. Yani ki %120 lira da et var. Hani ben ortalamasını aldım 115 orada. Şu anda kıyma 120 lira falan. Tabii yani şunu söylemek istiyorum ki buradaki tamamen tek sebebi bu yemin 92 artmasıdır. Şimdi bu yemin artmasının tek nedeni de dolardır. Bunu artık anlayalım. Yani doları buraya çıkardığımız için yemi ithal ediyoruz. İthal evet. Ettiğimizde de pahalı evet, para veriyoruz. Aynen öyle. Yani çok fazla sonuçta, para veriyoruz kur yükseldiği için. Biz sonuçta için. Doları tutmadığımız, doları fırlattığımız için buraya geldik. Bir de bu hayvanların bakımı var. Yemesi, içmesi var, taşınması var vesairesi var, kesimi var. Zaten onlar da işte onlar zaten yani hepsi bunların yani dışa bağımlı olduğumuz ithal kaynaklar yani akaryakıt vesaire. Ya sabır işidir bu. Yani sütün verimi, etin verimi bizim sabır işidir. Bizim gerçekten büyük yani bir kere şimdi daha turistler daha yani yoğunlukla gelmediler bir de o var. Yani bu yaz restoranlara tabii, giderken bayağı bir düşünmek gerekebilecek yani. Yani önünden de geçebiliriz. Tatil yapamayız belki restorana gidersek. Şunu söylemek istiyorum. Yani bunu işin şeyini geçmeyelim ama yani ben açıkçası gerçekten hani bu ihracat kısmıyla ilgili tartışmaların işin özünden uzaklaştırıyor bizi mesela. Bizim öncelikle gerçekten küçük baş konusunda küçük işletmeleri desteklememiz lazım. Büyük baş konusunda da sanayiciyi teşvik etmemiz lazım. Yani evet. Sanayiciye bu işe girmesi için teşvik etmemiz lazım. Her alanda olduğu gibi. Yani buğdayda farklı bir konu yok bu arada. İşte şimdi ona geliyorum. Yani. Geleyim hatta. Gıda krizi uyarısı var. Küresel gıda krizi kapıya dayandı uyarısı var. Nedeni de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Çünkü Orta Doğu ve Afrika'da neredeyse tamamı ya da yarısı temel gıdanın Rusya'dan ve Ukrayna'dan karşılanıyordu. Avrupa Birliği ülkelerinde çok etkiliyor.
Çok ciddi bir buğday ve buğday ambarı Rusya ve Ukrayna ve dünyayı doyuruyor bu anlamda. Şimdi Ukrayna artık üretim çabası var ama çok zor. Rusya'da da zaten ambargolar var. Macron diyor ki Fransa Cumhurbaşkanı, küresel gıda krizi yaşanacak, halka gıda yardımı yapılacak diyor. Lübnan Cumhurbaşkanı, siyaseti bırakın diyor, gıda güvenliği krizi için diyor, öncelikli olarak bu konuyu ele almalıyız ve bir şeyler yapmalıyız diyor. Tunus, Cezayir ve Mısır'da da buğday tedariğinde sıkıntı var. Kahire yönetimi 7.2 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı bunun için. Avrupa Birliği de çiftçilere 500 milyon euro destek verileceğini belirtti. Yani sadece enerji değil, gıdada da ciddi bir kriz var. Amerika yine. Amerika konuşmuyor. Amerika bu konuda konuşmuyor çünkü şunu söylemek isterim. Özellikle pandemide hatırlarsan çok sıkça konuştuk bu konuyu. Global büyük fonların, yani büyük çoğunluğu, yani bu MTA diye bahsettikleri pirinç, buğdaya yatırım yapan... Gıda fiyatı da düşmeyecek. Amerikan yatırım fonları. Ve dolayısıyla bence oradan başlanmalı. Yani mümkünse boğazımızdan geçen şeylerle ilgili vadeli future piyasa falan kısıtlanmalı yani. Çünkü oturduğumuz yerden... Yani gerçekten oturduğumuz yerden biz buğday fiyatının, kontrat fiyatını takip ediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani petrol değil ki bu. Petrol tamam yaptım. Pamuk da çok yüksek. Ya navlun bile böyle... Ya adam oturuyor oradan, aa yükselecek diyor, işleme giriyor. Bir tişört al, bir tişört bakıyorsun fiyatına inanamıyorsun. Tişört yani. Yani dolayısıyla finansal piyasaların buradaki hegemonyasının bir şekilde, yani dünyada değerlendirilmesi lazım. Bu konunun tekrar bu konunun Amerika başta olmak üzere bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz hani arz talepten ziyade öncelikle spekülasyon da yaşanıyor burada işte. Yani piyasasında, finans piyasasında. Bu sonuçta bu kripto piyasası değil ki. İnsanların günlük hayatını etkileyen bir durum. Orada bir yatırım. Onun beklentisini değerlendirebilirsiniz. Ya da işte yani bir sanayi ürünü değil yani. Metal değil bu. Aynen, yiyorsun. Evet. Bir temel ihtiyaç. Evet. Yani şimdi... Yedireceksin çocuğa et, sebze, meyve. Lübnan konuşuyor, Türkiye konuşuyor. Avrupa Birliği konuşur tabii bunu. Yani bunu konuşmaya devam ederiz böyle giderse. Yani ama... İnan ki... Yani dünyanın yarısından fazlası bu krizle baş başa kaldı. Evet, en ufacık ticaret borsasına üye olan üretici bile açmış Chicago borsasındaki fiyatı günlük, anlık takip ediyor biliyorsun. Ne yapsın işte? Oradan alıyor. Yani tamam ama işte dediğim gibi yani bu Amerika'nın parasal genişlemesi sonrasında... İntiyaları yatırım da yapıyorlar. İnan ki, haklısın ama inan ki Amerika'nın parasal genişlemesinin birçok ülkeye çok büyük katkıları oldu. Bolluk yaşandı falan ama... Bir de o paraların işte bu MTA piyasalarına hücum etmesi sonrasında önemli ölçüde bir zarar gördük. Yani bunu döndüğümüzde ileride finansal tarih yazanlar, finansal tarihi inceleyenler bunu yazacaklar. 2008 sonrasında bu 2020 arasında yaşananları yani... 10 yıl önce bir röportajda en büyüklük yarışı çok sancılı olur. Önümüzde bayağı bir zor 10 yıl var demişti yurt dışında bir ekonomist bana. Ya. Davos'ta konuşmuştuk. O çok hiç unutmuyorum. En büyük olma savaşı, Amerika ile Çin savaşı çok kolay geçmez dedi. Hani, o savaş büyüktür dedi. Vardır yani filler tepişir, çimenler ezilir. Orada çimen biz oluyoruz. Biz yani dünya için önümüzdeki 10 yıl çok zorlu dedi. O günden beridir hakikaten çok zor yani. Gerçekten çok zor. Şimdi ulaşım. Gıda, enerjide bir sıkıntı var. Benzin, sadece bu bizim işte otomobile koyduğumuz benzinin motorunu ilgilendirmiyor. Gıda fiyatlarını da etkiliyor. Zaten gıda fiyatları yüksek. Bir de yani temel ihtiyaçlar işte yeme, içme, barınmada sıkıntı var. Ulaşımda da sıkıntı var. Bir yerden bir yere gitmek maliyetli. Evet. Şimdi bu İstanbul'da ulaşıma zam talebi var. KOME'de toplandı ve %40 ulaşım için %50, servisler için %40 zam talebini gündeme getirdi ama reddedildi. Evet. Şimdi İETT diyor ki, biz diyor 1 litre motorun için 4 tam bilet parası veriyoruz diyor. Hı-hı. Bu en son yaşanan zamların, yani petrol fiyatının 120 dolara, 121 dolara çıkmasının bize maliyeti 2,5 milyar lira diyor. Biz bunun altından kalkamıyoruz diyor. Evet. Özel halk otobüsleri esnaf odası başkanı diyor ki şu anda en kısa hatta 40 bin lira. Aylık mazot yakıyoruz. En uzun hatta 90 bin lira yakıyoruz diyor. Yine biz personel maaşlarını ödeyemiyoruz.
evet. açıklamaları geliyor. Evet. Ocak ayında zam yapılmıştı. Şimdi yeniden zam talebi var ama bu talep görmedi. Acaba buraya da başka bir destek mi gündeme gelmeli? Destekten ziyade Ebru, buradaki durum biraz politik hale geldi. Yani İstanbul bir zam, İstanbul Belediyesi odaklı bir zam yapılması noktası gelindiği itibariyle bir anda bu zamlar reddediliyor. Ama Türkiye'nin gelindiği tüm her yere zam yapılıyor. Şimdi ne olsun? Yani belediye batsın, İstanbulluların çöpü bile toplanamasın mı? Yani yarın öbür gün çöp arabasının içine benzin konulamasın mı? Yani bu noktaya mı gelinsin? Ya da yani biz... bu başka bir şeye gidiyor. Şimdi ben Ankara yaptı işte zamını. Yani şimdi bu hayatın gerçekleri bunlar. Yani maalesef yani akaryakıt fiyatı tamam biz belirlemiyoruz. Ama biz elimizdeki doları belirliyoruz. En azından belirleyebiliyoruz kısmen gidişini. Yani çeşitli enstrümanlarla. Şu anki duruma göre bu şirketler, yani bu şirketlerin hepsi işletme, İBB'nin altında bir işletme var. Batabilirler. Bırak onu. Batmalarını. Özel halk otobüsleri bilmem ne vesaire. Çalışmayabilirler. Hepsi bir sürü aileye bakıyor. Yani şimdi bu şey hale gelir. Yazık. Yani o insanlara da yazık. Şimdi bir yandan hani ya nasıl... Zammı savunuyor gibi askeri... değiliz ama bir gerçeklik de var. Yok şimdi. Şunu söyleyelim. Asgari ücreti en yüksek zam yapılması için burada sıkça konuşmadık mı? Evet. Nasıl onu hatta ikinci zam da yapılsın diye konuşuyoruz. Konuşuyoruz evet gerekiyor. O zaman tamam bu tarafı da onlar da insan bunlar da insan. Yani sonuçta ben burada açıkçası aklı salimin yani düşüyor yapılması lazım. Yani eğer finansal bir ihtiyaçsa bu. Ya benzin desteği vermiyorsanız bu insanlara yok. Ne yapacaklar bu insanlar? Evet. Bir süre sonra çalışamayacaklar. Yani insanlar bir yerden bir yere nasıl gidecek? Gün sonunda şu olabilir. Yani gerçekten yapılamaz hale gelir. Yani sokaktaki çöp arabasının benzinine benzin konamaz hale gelir. Yani oldu çöpleri de biz alalım yürüyerek bırakalım bir yere. Kimse yapmaz onu. Ama sonda olur. Çöp dağları olur tekrar. Yok kaldı yapmam. Ama bence hani bunu bence makul şekilde makul neyse daha doğrusu maliyeti belli zaten makul dediğin şey o. Matematiği neyse ona göre yapılmalı. Mecburuz çünkü buna öbür türlü. Yani yoksa orada çalışan bir sürü insan var. İşletme var. Maaşları ödenmediğinde ne olacak? Nasıl bir sosyal sorunla karşı karşıya kalabiliriz? Biz de şu binaları yaparken düşünseydik de şu sokaklardaki aklıma geliyor. Sinir oluyorum. Sokaklarda normalde 6'dan sonra çıkartın çöpü deniyor ya. Bir çöp yığılması ki bir türlü ondan kurtulamadık. Zaten 6'da bırakılmıyor. Sitelerde oturmuyorsanız, mahallelerde oturuyorsanız evet. Çöp içinde. Yani o yüzden mesela keşke o sorunu da halledebilseydik de neyse daha önemli sorunlarımız var şu anda. Evet. Ulaşamayacağız. İzmir'de taksiye zam gelmiş. Orada evet. Bayağı yüksek bir zam oranın. %60. Yani %60 evet 6 liraya çıkmış. Hı-hı. Açılış ücreti 4,5 liradan. Kilometre başına da 5,5 liradan 9 liraya yükselmiş. En kısa yani mesafe bindiğinizde 20 lira olmuş. Ya açılış kapanış 20 lira. Yani işte bunlar bakıldığı zaman yani İstanbul'da örneğin bir üretici diyelim. Yani kendi otomobili değil Hasbergler taksi kullanıyor. Oradaki zammı gördükten sonra dönüp kendi mağazasına döndüğünde kendine de zam yapıyor Ebru. Yani bu aynen böyle öyle. Efekttir yani. Efekt tabi. Yani birbirine... Taksiye biniyor pahalanmış tabii. Geliyor kendi. Geliyor kendi. Dolayısıyla böyle bir şey. Zaten pahalı alıyor her şeyi. Evet maalesef yani o yüzden çok işte bu zinciri kırmak gerekiyor. Bu zinciri kıracak yol da tabii ki yani en büyük buradaki şey de görevde para politikasının uygulayıcılarına geliyor. Yine karkış benim doğalgaz faturaları bu ay da korkutuyor. Yani Mart ayı geçmiş yıllara göre evet. Çok sert geçti. Yine yüksek ve hala gelebilir. Geçiyor. Dolayısıyla evet yani Şubat'taki faturanın eksik gün olmasına rağmen bir benzerine Mart'ta da katlanacağız herhalde. Ya hayat market fatura ödemekle mi geçecek yani? Yani bugün artık market... Onu da yapamıyorsun. Evet, marketlerdeki şey belli zaten. İşte şimdi et fiyatlarını konuşuyoruz. Dikkat edersen dönemsel olarak yani sürekli temel ihtiyaçlarını bir şey alabiliyorsan alıyorsun, çekiliyorsun hayattan. Evet. Peki. Doğalgaz yardım ödemeleri başladı. 230 bin haneye 450 lirayla 1750 lira arasında bir ödeme yapılacaktı. Bunların ilk taksidi ödeniyor. Mevsimsel duruma göre bölgesel 225 lirayla 575 lira ödeme alacaklar. Bu 275 bin hane. Yani inşallah bir şey olur onlara merhem olur. Yani 575 lira bir destek alıyorlarsa bu ayın birazını karşılıyor işte. Yani o işte aileler en azından evet oradaki yani onların da muhtemelen 700-800'ler mertebesinde ya da işte 600'lerin üzerinde bir faturaları vardır. O destek önemli ölçüde doğalgaz yüklerini alabilir. Aynen. O ailelerin.
225 TL 575 lira hanelere doğalgaz ödemesinin ilk taksidi yatırılacak. Zaten 450 lira ile 1150 lira arasında bir yıllık destek veriliyor başvuranlar arasında. Türkiye'de tabii oynanmıyorsam 17 milyon hane var. 16-17 milyon hane var. 230 bin haneye onaylanmış destek. Yani hane sayısına bakılırsa 16-17 milyon haneye aşağı yukarı. Çok az. Çok az tabii. Biliyorsun. Doğru. Çok az. Yani diğerleri... O aileler için çok önemlidir bu destek. Evet. Sürdürmelidir. Ama şu anda doğalgaz her hane için çok önemli hale geldi. Evet, şu an her hale için kritik hale geldi, evet. Asgari ücrette ikinci zam tartışması sürerken Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay diyor ki asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Alışık da değiliz. Aralık'ta tartışırız ama bizi Haziran ayında masaya çağırırlarsa koşa koşa gideriz diyor. Yani çağırılmayı biz de sonucu koşa koşa bekleriz. Heyecanla bekleriz. Hayır, çağırılmayı yani. Bekliyorlarsa kimse çağırmaz. Ben diyecektim de. Bence gidip kapı çalsalar daha iyi. Bence de Haziran'a da bir randevu talep etseler daha iyi. Aradığınız kapı çalmazlar yani. Biz sizin adınıza buradan bir Haziran'da randevu olur mu diye de destekleriz. Yani. Peki hazineden kur korumalı mevduat açıklaması var. İstersen ona bakalım, onu da atlamamış olalım. 591 değil mi? Evet. 591 milyar liraya ulaşmış kur korumalı mevduatta hesap. Bunun 270 milyar lirası hazine destekli. Yani TL. Yani TL. Koyup dövize dönmeyeceğim diye söz verenler. Aynen. 321 milyar lirası da Merkez Bankası destekli dövizden dönenler. Dolayısıyla 270 milyar liranın getirisini hazine, 321 milyar liranın getirisini Merkez Bankası ödeyecek. İlk vade, 3 aylık vade doldu. Ödemeler başladı. 1 milyonun üzerinde hesap sahibinin olduğu belirtiliyor bu sistemde. Kişi değil ama hesap. Hesap. Yani aynı kişilerin 3-4 hesabı olabilir. Aynen. Hesap sahibi. Hesap 1 milyonun üzerindeymiş. Bu arada... yani Rusya-Ukrayna krizine, FED faiz artışına ve birçok gelişmeye karşı bu sistem bizi korudu açıklaması yaptı hazine. Piyasalarda önemli bir dalgalanma olmadı açıklaması yaptı. Bir de ilk haftanın hazine ve Merkez Bankası'na toplam maliyetinin mevcut kurla 30-35 milyar lira olduğu hesaplanıyor. Yani 30-35 milyar lira evet yani şeydir yani bütün bu sistemin. Ya bu hafta yapılan ödemenin maliyeti. Az değil tabii ki biliyorsun 35 milyar TL. Hani ya bu açıklamayı ve sonucunu nasıl değerlendirdin? Ne oldu şimdi? Yani kısaca söyleyelim. Şunu söyleyeyim. Eğer hani bu olmasaydı bu sistem biz işte kuru 17'lerde 18'lerde şu an görecektik bu sistem olmasaydı. Dövize talep artışı yaptı. Sakinleştirme evet yarattı. Ama diğer taraftan 35 milyar TL de az bir rakam değil. İşte bu sakinliğin bedeli bu. Ama bunu hiç yapmadan biz bu dönemi daha korunaklı bir faizle hiç bu bedellere ödemeden hızlı faiz indirimi olmasaydı belki olmasaydı, bu harekette olmayacaktı. Biz bunlarla karşı karşıya kalmazdık. Onu da notunu düşelim ama bu arada hazine faizi %30'lara dayanmış gördün mü? Tabii canım yani o da sonuçta durmuyor orada. Sonuçta ona dışarıdan ya da içeriden hazineye borç vermeyi göze alanlar bu rakamı istiyorlar. Hazine yani borçlanırken %30 veriyor. Tabii ki. Tabii yani, %30'a yaklaşmış. Çok yüksek. Şimdi çok bir yüksek. De şunu bir de son şunu söylemek gerekiyor. Bundan sonraki aylar oluşabilecek cari açığımız, yani cari işlemler açığımız daha doğrusu, dış ticaret açığımız değil ama işlemler açığımız döviz üzerine baskı yaratacak ve esas sıkıntı burada zaten. Yani o baskı zaten bu maliyetleri arttırma riski var. Petrol fiyatları cari açığı artıracak. Petrol fiyatları ve akım, cari fazlayı finansal durdu. Akım. Yani biz burada finansal akımı Türkiye yönünde lehine çevirmezsek, orada sıkıntı yaşarız. Bir avantaj şansı var okul zaten o yüzden belki. Bence yani Hazine Bakanlığı da sıkça yurt dışına gidiyor. Yatırımcılara kendini anlatmaya çalışıyor. Yani finansal bir kaynak ihtiyacımız var. Ama Hazine ve Maliye Bakanı artık yani daha fazla maliyet yükselmez. TL değer kaybedeceği kadar etti dedi. Daha gideceği yani, yer yok dedi. Ya bize maliyeti çok olmaz diyor. İnşallah dediği gibi olur. Ama ilk hafta 30-35 milyar lira da fena bir maliyet değil yani. Tabii canım yani 35 milyar dediğiniz şey... 3 hani, ayda %27 getiriyor o da iyi. Yani 2,5-3 milyar dolar geçen sene, geçen hazine hatırlarsan %8-9'a varan dolar faiziyle 2 milyar dolar borçlandı. Hatırla. Evet. Bu rakam ne? 2 milyar dolar işte. Bir de o hazinenin faizi yani yükseldi. 35 milyar TL'nin karşılığında 2 milyar dolar. Aşağı yukarı. Ama en azından kurun çok hızlı artması bir de oradan enflasyon baskısı yememiz önlendi ama yine de bir maliyeti var tabii bunun yani. Reuters'ın hesaplaması yani bu. 7 liradan 14 liraya çıkan her şeyi ette gördük işte. 7 liradan 14'te %100. Ette %100 artıştı. %90 artmış bir yılda. İşte %100. Bütün ürünler. Bir kat.
Borsa 2183 dolar TL 14.82 seviyesini koruyor. Euro TL'de de 16.32 seviyelerini görüyoruz. Parite biraz dolar cephesinde doların yükseldiğini gösteriyor. Altının onsu 1942 dolarda ve petrol fiyatları bugünün en önemli hareketi. Dünden itibaren bu hareket başladı. Düşüş gösteriyor ama 121 dolar bu hafta %10 değer kazandığını gösteriyor petrol fiyatlarının. Yükseliş var yani. 925 lira altının gramı. Bitcoin'e de hemen hızlı bakalım. %2'nin üzerinde bir yükseliş var. Bütün bu ambargolar ve yaptırımlar Bitcoin'e ilgiyi arttırdı. Bir yandan da yasal düzenlemeler hızlanınca o da ilgiyi arttırdı. Birçok işlem kripto borsalarına kaydı deniyor. 638.927 lira TL bazında Bitcoin'in fiyatı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sabah görüşmek üzere diyelim. Haftayı birlikte kapatacağız yarın da. Şimdi bu saat dilimi için kısa bir ara. Ardından konuklarımız gelecek. Biz gündemi konuşmaya, yorumları almaya devam edeceğiz. Bekleriz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Konuklarımız da hazır. Aktaracağım, tanıtacağım, yorumlara geçeceğiz ama önce Diyarbakır'a döneceğiz. Diyarbakır'da bir patlama haberi geldi az önce. Sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Nedeni konusunda araştırma devam ediyor. İlk görüntülerde ekranda ve ayrıntılarda VSİPEK'te. VSİ? Doğuşo Torna, Diyarbakır, Şanlıurfa, Karayolu 3. sanayi sitesinde meydana geldi sabah saatlerinde. Oksijen tüpü patladı. Doğuş Otorna'da şu anda 7 tane yaralı var. 7 kişi tedavisi için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şu anda da itfaiye ekipleri, yine UMKE ekipleri içeride çalışma gerçekleştiriyor. Şu sabah saatlerinde işlemler sırasında, torna işlemleri sırasında oksijen tüpü patladı. Ve esnada müşterilerin de içeride olduğu bilgisi var. Onlardan 7'si çalışanlarla birlikte yaralandı. Polis yoğun önlem almış durumda. Otosanayi sitesinde burası. Buraya geldi. Burada yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralandığını belirtti. Ağır yaralar olduğunda belirterek sözüsüne bırakalım. Otosanayi sitesi mi Veysi? Evet, 3. Otosanayi sitesi. Anladım. Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunuyor. Hı-hı. Yaklaşık 6 yıl önce faaliyete geçmişti bu otosanayi sitesi. Yaklaşık 100 esnafın burada hizmet verdiğini söyleyelim. Sabah saatlerinde de esnaflar kepenklerini açtıktan sonra işlemler yapmaya başlamışlardı. Onlardan biri de Doğuş Torna'ydı. Doğuş Torna işlemler sırasında oksijen tüpü patlaması meydana geldi. Patlamada 7 kişinin yaralandığını yenileyelim. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de olay yerine geldi. Yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralı olduğunu söylediler. Hastanelerde aldığımız bilgiye göre de yaralardan bazılarının ağır olduğunu belirtelim. Onu soracaktım. Yaralıların yaralılar arasında durumu ağır olanlar da var. Daha net bilgileri de önümüzdeki saatlerde, dakikalarda alırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sağ verdiğim bilgiler için. Diyarbakır Şanlıurfa otoyolu üzerinde bir sanayi, otosanayi sitesinde tam kepenkler açılmış, işte çalışmalar başlamış. Araçlar tamir için geldikleri sırada içeride müşteriler de varmış. İş yerinde o sırada oksijen tüpü nedeniyle bir patlama meydana geliyor. Kalabalığı 100 kadar bir iş yeri olduğu tahmin ediliyor sanayi sitesinde. İçerideki müşteriler ve işte çalışanlar olarak bakıldığında 7 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında durumunun ağır olduğu, yine ağır olanların da olduğu belirtiliyor. Diyarbakır'da sanayi sitesindeki iş yerindeki patlama ve ayrıntıları böyle size bu görüntülerle ve bilgilerle aktarmış olduk. Geçmiş olsun diyelim. Yaralılara da acil şifalar dileyelim. Şimdi konuklarımız kimler? Diyarbakır'dan dönelim stüdyoya. İletişim uzmanı yazar Ali Saydam bizimle birlikte uzaktan çevrim içi. Hoş geldiniz Ali Bey, günaydın. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kuatro Siyaset Stratejileri Başkanı Elif Dördüncü Aydemir bizimle birlikte olacak bugün. Hoş geldiniz, hoş günaydın. Okan Üniversitesi, çok teşekkürler hepimize. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Baydur da bizimle birlikte. Mithat Hocam hoş geldiniz, hoş günaydın. Hoş bulduk. Bütün konuklara da sevgiler, saygılar. Şimdi bugün
biz biraz bir önceki saat diliminde gündemi aktarırken bugüne baktığımızda seçim kanun teklifi 17 saatlik uzun bir çalışma maratonu sonrası Anayasa Komisyonu'nda bazı değişikliklerle, ufak değişikliklerle kabul edildi. Tartışması sürüyor. NATO Liderler Zirvesi var, G7 Zirvesi var, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Oradan gelecek açıklamalar önemli. Çünkü bir yandan hem nükleer tehdit var. 3. Dünya Savaşı'na dönüşür bu. Biden buna hazırlık görüyoruz dedi Rusya cephesinden. Rusya'da varoluşumuza dair bir tehdit alırsak bunu kullanırız açıklaması yapıyor. NATO askerleriyle de karşı karşıya gelmemiz çok kötü olur mesajı veriyor. Böyle bir tehdit geliyor Rusya'dan. Bir yandan da Putin gaz satıyorum ama rubleyle ödeyeceksiniz diyor Avrupa Birliği'ne ve yaptırım uygulayan 15 ülkeye. Bu da petrol fiyatlarını yine yükseltti. Piyasaları biraz değil bir hayli gerdi. Şimdi durum bu. Bir yandan da liderler toplanıyor. Avrupa Birliği liderleri, NATO liderleri ve G7 zirvesi. Bunun dışında da içeri baktığınızda ekonomiyi tartışmaya da bir yandan devam ediyoruz. Gündem başlıklarını böyle özetlersek seçim kanunu teklifinden başlayalım. Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 17 saatlik bir çalışma. Süreç biraz hızlı gerçekleşiyor ve tartışmaları da devam ediyor. Siyasetçiler ne diyor? Sibel Erdem de biraz önce aktardı 9 diliminde. Cumhur İttifakı daha demokratik bir sistem gelecek diyor. Temsil de adalet diyor. Millet İttifakı ciddi demokrasi ayıbı var diyor. Az oy alacaklarını anladılar. Buradan nasıl çıkarızın organizasyonunu yapıyorlar diyor. Yine Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj problemi yok açıklaması yapıyor. Yine Muharrem Erkek barajın sıfır olması için çalışacağız, bunu önereceğiz diyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kullanmasından işte yeni partilerin alacağı, çıkaracağı milletvekili sayısının azaltılması ve seçime giderken bu düzenlemelerin yapılmasını hem eleştirenler var hem de demokrasi güçleniyor diyen Cumhur İttifakı. Tartışmalar böyle devam ediyor, gidiyor. Genel kurulda da nasıl bir tablo olacak göreceğiz. Ne dersiniz diye başlayalım eleştiriler için. Hocam sizden başlayalım sonra devam edelim. Buyurun. Yani şimdi iktidara, siyasal iktidarlar seçimlere giderken her dönemde Türkiye'de bir takım böyle siyasal mühendislik de diyebiliriz belki adına yapmışlardır. Mesela 1983 seçimlerini Özal kazandı. 87 seçimlere giderken belki biraz oy düşmüş olabilir diye. Biliyorsunuz %10 barajı vardı. Bir de üstelik bölge barajı getirdi. Hatırlar mısınız? %20. Yani mesela İstanbul 1. 2. 3. bölgede ülke barajını geçeceksiniz. %10'u. %10'u geçtikten sonra %10'u geçti bu parti diyorlar. Ondan sonra bakıyor bölge. %20'yi. %20'yi geçemediyse oradan milletvekili çıkaramıyorsunuz. Ya barajın barajı gibi falan. Bir takım böyle siyasal şeyler. İnce ayarlamalar. Tercihli oylar oldu biliyorsunuz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz o şeyde 91 seçimlerinde seçilmiş olmasına rağmen tercihte geriye düşmüştü falan. Böyle bir tercihli oy sistemi de oldu. Nasıl olmuştu sonuçlar? Onu soracaktım hocam. Nasıl? Bu değişiklikte sonuçlar ne olmuştu? Yani bu kadar değişiklik yapıldı. Geçmişi hatırlatıyorsunuz ya. Ha yok mi? Hayır. Sonra tekrar %20 kaldırıldı. Yani oynanıyor sürekli. Mesela o seçimlerde ne oldu? Çok mu şey değişti? Hayır, yine Anavatan Partisi tek başına iktidara kaldı ama iktidara geldi fakat her seçimde biraz daha oyunu düşüyordu. Zaten ne kadar düştü? 89 yerel seçimlerinde ortaya çıktı. Yerel seçimde büyük şehirleri olduğu gibi o zamanki CHP yoktu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye olduğu gibi kaptırdı. 91 seçimlerinde zaten Özal Cumhurbaşkanı'ydı, Mesut Yılmaz vardı. Üçüncü parti oldu. Ondan sonra da zaten bitişe doğru, tükenişe doğru gitti. Şimdi dolayısıyla siyasal iktidarlar burada yani bazen bana yarayabilir diye yapıyorsunuz, size de yaramayabiliyor. Bakın bu da enteresan bir şey. Şimdi mesela buradaki hesaplar, şimdi mesela bazı hesaplar yapıyor. Ben görüyorum böyle şeyde medyada. İşte Cumhuriyet Halk Partisi buna göre esasında o da istifade etmiş bu sistemde. Yani şu andaki yani yeni yapılan istenen mecliste genel kurulda tartışılacak sistemden değil. Var olan sistemde. Yani artık oylardan da don sisteminde artık oylardan dolayı 35 tane çıkartmış. İşte mesela NİDE'de yokmuş ama NİDE'de MHP yerine mesela CHP'ye kazanmış gibi mesela bakılıyor. Aslında CHP'ye de yaradı diyorlar. Fakat şimdi bütün aldıkları referanslar 2018'e göre. 2023'te yapılan seçimler eğer 2023'te olacaksa bütün bunların yanı sıra sürpriz bir erken seçim olmazsa
sürpriz bir erken seçim olmazsa ben bunu da biraz saklı tutuyorum. Bundan sonra beklemiyorsunuz değil mi? Haziran'dan önce, Mayıs'tan önce seçim. Yani Türkiye'de her türlü sürprize hazır olmak lazım. Başka o zaman yani gidilirse zaten bir sene önce olmayacağı için eski sistemle olur sistem. Zaten. O olursa eski sistemle olur. Dolayısıyla bir şekilde 2023'ün o şekli, yani şimdi iktidar bunu bana belki yarar. Artık oyları muhalefet almasın. Çünkü bir yığın bileşen var. Dolayısıyla burada ben daha çok nemalanırım diye düşünürken bu zarar da görebilir. Ama gerçekte mesela koşullar eğer değişebilirse o zaman iktidarın planladığı gibi de olabilir. Şimdi evet. Fakat ne yapacak mesela? Genel kurulda tartışılacak. Şimdi komisyondan geçti. Genel kuruldan geçmedi. Komisyonda biraz daha tartışabilir. Bazı şeyleri değişebilir. Bilmiyorum. Bir sene önceden küçük değişikliği 6 ay öncesinden çevrildi. Tabii. Bir de muhtarlık seçimlerinde bir değişiklik oldu. Ama genelde bir değişiklik. Ne yapabilecek? Mesela muhalefette kendine göre yani bir argüman, counter argüman dediğimiz gibi tezler, karşı tezler böyle bir çarpışacak. Bir satranç hamlesi gibi, o da kendine göre bir hamleler yapabilecek. Şimdi muhalefet Millet İttifakı bir yandan işte parlamenter sistemi anlatacak, bir yandan sahaya inecek, bir yandan da şimdi bu listeler nasıl olacak diye. Hem Cumhurbaşkanı adayı önemli oldu, hem milletvekili isimleri önemli oldu. Hem de nasıl bir tabloda, nasıl bir sistemle seçim hazırlanılacak, hangi listeler. Bir yandan da onları çalışması gerekecek. Yani şimdi, ve 15 ay var. Tabii esasında şimdi artık yani mesela yani işte güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da parlamenter sistem dediniz ama zaten anayasa değişikliği gerekiyor. Önce bu mevcut sistemde yine bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Yani bu cumhurbaşkanı gerçekten şimdiki gibi başkanlık performansı gösterecek bir cumhurbaşkanı mı olacak? Yoksa çok sessiz, hadi buyurun güçlendirilmiş parlamenter sistemi, ben sesimi çıkartmıyorum diyen birisi mi olacak? Şimdi dolayısıyla bunlar sonraki iş. Önce bir anayasa değişikliği lazım. Anayasa değişikliği yapacak çoğunluğu sağlayabilir misiniz? Mecliste. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı'nı alabilir ama çok farklı bir meclis kompozisyonu olabilir. O zaman kilitlenebilir. O zaman da derler ki, bakın mesela bak bu çok enteresan bir şey. Türkiye der ki, ya biz çok sesini çıkartmayacak low profile, düşük profilli birisini seçtik ki bir önce geçelim diye meclisi kaybettik. O zaman o düşük profilliyle 5 yıl Türkiye katlanmak zorunda kalır. Bunları açıkça açık konuşmak lazım. Seçime gider hocam yine. Yine seçim riski olur. Seçim kararı da alamazsınız. Erken seçim kararı alacak çoğunluğunuz yoksa. Meclis kompozisyonu olabilir. Ters olabilir. Şimdi mesela ama başbakanlığı vereceksiniz. Tabii. Meclis çoğunluğu. Olursa işte ama o anayasa değişikliği lazım. Ondan sonra bir başbakan olacak değil mi? Ona, aynen. Yani anayasa değişikliği lazım. Ama şimdi mesela bu muhalefet, Millet İttifakı bize yaramıyor. Ya biz tedbirimizi alalım diye düşünmeye başlarsa ne yapabilirler? Bir, mesela daha mesela Millet İttifakı ne var? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti var değil mi içerisinde? Diğerleri kalanlar yani Deva gibi, Gelecek gibi, Demokrat Parti gibi falan. Hı hı. Farklı bir mesela bir ittifak kurabilirler. Saadet Partisi çatısı. Farklı gibi. Bir ittifak kurabilirler. Hı hı. Yalnız hemen bunun da B, bu ittifak barajı geçmeyebilir. C, geçebilir. D, barajı geçebilir ama hiçbir milletvekili çıkartamayabilir. Hiçbir milletvekili tabii, çıkartamayabilir. Sıfır. Matematik. Sıfır olabilir. İşte zor bir çalışma tabii. Bu yani. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, biz birlikte dirsek temasımız sürsün ama İYİ Parti, bilmiyorum, ben bunları bünyeme alayım. Geleneksel ve muhafazakar değerleri daha temsil eden, yani klasik bizim o anlaşılır olmak kaygısıyla söylüyorum bunu, sağ cenahın, muhafazakar sağ geleneğin, o kadim geleneğin temsilcisi gibi duruyorum. Ben bunları kendi bünyemde toplayayım isterseniz gibi. Farklı bir takım kompozisyonlar olabilir. Bunları bilmiyoruz hiç. Ama neticede bunlar daha genel kurulda da tartışılabilecek. Eğer bu genel kuruldan da geçerse büyük ihtimalle geçebilir. O zaman da Millet İttifakı oturup kendi şeyleri oturup düşünmesi lazım. Cumhur İttifakı da şunu düşünmesi lazım. Ya bunu yaptık ama 2018'e göre ya bizi tersimize işler mi diye. Belki genel kurulda farklı bir takım verilerle getirerek bazı şeylerde geri adım da atabilirler. Bilmiyorum. Çünkü bazen bana yarar diye düşündüğünüz şey size yaramayabiliyor. Oluyor yani bölgesel böyle şeyler. Bölgesel olarak diyorsunuz. Peki. Şimdi burada Ali Saydam seçim kanunu teklifinde anayasa komisyonunda kabul edildi. Baraj %7 oldu. Burada barajın düşmesi talebi vardı. Yani daha da düşse o iyi olur ama %7'ye düşmesi de bir şeydir yorumu yapılıyor daha ağırlıklı. Benim burada ağırladığım konuklardan edindiğim izlenim. Burada her parti ittifakla barajı geçebiliyor ama her parti ne kadar oy aldıysa o kadar milletvekili çıkartacak. Dolayısıyla her parti tek başına seçimlerde. Bu da yeni kurulmuş partilere etkileyebilir. Millet İttifakı cephesinde bir liste çalışması hazırlığına yol açabilir.
şeklinde bir görüş var. Neler olur, neler yaşanabilir ve Millet İttifakı bu kanun karşısında ne yapabilir? Evran, bir kere Mithat Hocam'a teşekkür ediyorum. Çok iyi koydu meseleyi ortaya. Yani çeşitli senaryolarda ne olabileceğine dair gayet iyi bir analiz yaptı. Akademisyen kimliğiyle. Allah razı olsun. Şimdi benim naçizane görüşüm şu Evran'ım. Hiçbir teknik uygulama, yasaların değişikliği, İşte onu oraya koy, bunu buraya koy, hayır %7 olsun, hayır 6 olsun, 8 olsun. Hiçbiri eğer sizin büyük bir fikriniz, büyük bir lideriniz ve büyük bir teşkilatınız varsa iktidara gelmenizi engelleyemiyor. Yani işin özü şu, bakın geçmişe. 1950'de hem medyayı kontrol ediyordu Cumhuriyet Halk Partisi, tek parti döneminden gelen gücüyle. Hem her türlü yasal düzenlemeyi yapmada yetkisi vardı mecliste. Demokrat Parti'nin tek başına iktidara gelmesini engelleyemedi. 1983'te işte darbe lideri Evren'in desteğindeki parti her türlü numaraya rağmen yerlerde süründü. Özal doğru ve halkın vicdanına ve milli iradeye uygun siyasetle tek başına iktidar oldu. 2002'de de benzer bir durum. Ne medya kontrolündeydi AK Parti'nin, ne teknik olarak yasalarla kuvvetlendirilmiş, güçlendirilmiş bir pozisyonu vardı. Buna rağmen iktidar oldu. Şimdi naçizane görüşüm, bir kere bu tür numaraların, eğer bunlar numaraysa, numara olduğu iddia ediliyor muhalefet tarafından. Doğru fikirlerle, işte milletin iradesine yönelik ve vicdanına yönelik doğru pozisyon siyasetlerle ilerleyen bir partinin tek, yani AK Parti bu konuda ikna ederse hedef kitlesini, hedef kitleyi Türkiye'de seçmeni, o ya da muhalefet, Millet İttifakı veya işte nasıl oluşacaksa o, kimse önüne duramaz. Yani bu benim naçizane birinci görüşüm bu. Burada tabii ki buradaki tartışmalar da zaten aynı teknik doğrultuda devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın işte aslında yasada Cumhurbaşkanı'nın seçimler sırasında bağımsız olması veyahut da işte devlet avukatlarını kullanıp kullanmaması ile ilgili herhangi bir değişiklik sunmuyor yasa teklifi. Buna rağmen sanki Cumhurbaşkanı'na özellikle her türlü olaraktan yararlandırılıyor gibi ifade ediliyor. Evet. Yani burada bir tek tabii kritik olan nokta, hocamın da altını çizdiği gibi, bu seçim bölgelerinde diyelim ki işte 30 bin oya bir milletvekili çıkan bir yerde siz belli bir yerde kaldığınız takdirde o sizin oylarınız oradaki ittifakın oylarının partiye geçebiliyordu ve büyük partilerin lehine çalışıyordu bu iş. Şimdi böyle olmayacak. Şimdi bunun dışında başka bir uygulama yok. Yani siz işinizi doğru yapıp halkı ikna ederseniz bu tür şeylerin, seçim yasalarının hiçbir etkisi olmaz. Ona sığınmak ne de ona karşı çıkmanın büyük bir faydası olacağını zannetmiyorum ben. Birinci naçizane görüşüm bu. Fakat burada %7 meselesine, sizin programlarda çok tartıştık Ebru'nun, benim şahsi görüşüm biliyorsunuz. Ben herhangi bir baraj konulmasından yana değilim. Tabii sıfır olması lazım benim naçizane görüşüm. Fakat bu geçmişten gelen bu %10 barajının da %7'ye, %6'ya indirilse de itiraz edilecekti. 5'e de indirilse itiraz edilecekti. Çünkü Sayın Yavuz Ağıraleoğlu dün sizin kanalda yaptığı açıklamada dedi ki, iktidar ne derse desin, biz ne dediğimizi anlarız ve onu konuşuruz dedi. O yüzden burada %7'nin çok mu az mı, ona göre %7 çok iyi. Fakat yani sıfıra göre iyi değil tabii. Benim naçizane görüşüm özellikle bu Ebru Hanım. Peki. Yani siz diyorsunuz ki nasıl bir düzenleme yapılırsa yapılsın, buna son kararı seçmen verir, seçmene ulaşan da alır.
Aynen onu diyorum. Hiçbir doğru düzenleme bu... İkna eden kazanır. İkna eden kazanır diyorsunuz. Hiçbir düzenleme de buna engel olamaz. Engelleyemez. Yani seçmeni engelleyemez. Darbenin dışında, antidemokratik, faşist bir yöntemin dışında milli iradenin önüne hiçbir şey geçemez yani. Hangi yasal düzenlemeyi yaparsanız yapın. Evet. Ezer geçer. 3 tane seçim gösterdim size örnek. 50, 82 ve 2002. 83 ve 2002. 83'te değişim olmuştu değil mi? 89'da da oylar yerel seçimlerde düşüş oldu. Düşüş oldu. Evet. 83, 87, 89 belediye seçimleri yerel seçim. Sonra 91. Aslında çok enteresan bir şey var ama şimdi onu sordu şimdi aklıma geldi. Mesela bizim anayasamıza göre seçim, genel seçimler 5 yılda bir yapılır değil mi? Hı hı. Bu kanun 82 anayasası çıktığından beri hiç 5 yılda bir yapılmadı. Asla. Bir tane yok. Hep 4 yılda bir yapılır. Şimdi olacak. Şimdi olacağını olursa öyle olacak. Varsayıyoruz. Ama hocam hala bir olmama ihtimali vardır. Diyorsunuz Ali Saygam. Onu da alayım sonra Elif Hanım'a döneyim. Yani seçim efendim, 2023'te bu konuda, diyoruz ama. Evet bu konuda. Hocam orada bir şeyler koyuyor. Bir kez daha dolma kalem koleksiyonumu genişleteceğim anlaşılıyor. Kimlerle iddiaya girdiniz? Benle iddiaya giriyorlar. Herkesle girmiştik. Herkesle. Hayır, sizin yayınınızda bile Kasım 2002'de kesin olacak diyen arkadaşlarımız vardı. Hatırlayın Ebru Hanım. 2021. Ondan sonra. Evet. Yani 2021'de olacak dediler. 2022'nin Kasım'ında olacak dediler. Giderek ileri atıyorlar. Bu sefer hakikaten ciddi dolma kalem koleksiyonum genişleyecek diye düşünüyorum açıkçası. 2023'te. Haziran'da. Eyvallah. Peki. Çünkü yapmaz yani. Koyun iktidarın yerine kendinizi. Dünya yangın yerine dönmüş. İşte baksanıza gıda krizi kapıda diyorlar. Kapıda. Avrupa'ya da geldi. Her yere geldi. Yani böyle bir perişanlıkta tabii muhalefet de haklı olarak hayat pahalılığı ve enflasyondan bastırıyor. Öbür taraftan insanlığın 2000, yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük iki tane büyük olay, bir tanesi pandemi, diğeri bu savaş burnumuzun dibindeki, böyle bir ortamda seçime gitme hakikaten yani kendi ayağına sıkmakla eşdeğer gibi geliyor bana. Mantık yani mümkün değil gibi geliyor. Hissiyatımla konuşmuyorum yani. Peki. Elif Hanım ne der? Gerçekten yani hakkın teslimi demokrasi, daha demokratik bir seçim ortamı mı, yoksa tam tersi mi ve son kararı seçmen verecek? Ne yaparsanız yapın bu kararı zaten engelleyemezsiniz görüşü mü? Şimdi demokratik paradigmalar içerisinde kalındığı sürece her seçim sistemi kendi içerisinde avantajlar ve dezavantajlar barındırır. Dolayısıyla bir oyun kurma kadranı size sunar. O kadranı en doğru kullanabilen, en doğru kendini seçmeni anlatabilen ve bunda en isabetli karşılığı bulabilen sandıktan birinci olarak çıkar. Bunda hiçbir beis yok. Dolayısıyla her demokratik sistemin avantajları, dezavantajları doğru analiz edilip doğru kullanıldığında başarıya ulaşılır. Her seçim bölgesinde bunu kendi tecrübemle söyleyebilirim yürüttüğüm kampanyalar içerisinde. Ama işte bu seçmene ulaşacaksınız, bir bu listelerle uğraşacaksınız. Bir oyunun kurallarını iyi anlayacaksınız. Birincisi evet. Bu. Çünkü 2018 seçimlerine ciddi bir göre çalışma yapılıyor mu mesela? Şimdi? Yapılması lazım. Her başladı genel merkezin bütün kurmaylarını etrafına toplayarak hatta sahadaki önemli temsilcilerini de yanına toplayarak bunun analizi, hangi bölgede avantaj getirir, hangi bölgede dezavantajı vardır, listeyi nasıl oluştursak bunda daha ileri bir şeye gideriz. Yani belli ki zaten iktidarların daha önce de değerli hocamın bahsettiği gibi kendilerini dezavantajlı olarak gördüğü noktalarda oyun kuralını geliştirerek, değiştirerek acaba kendime bir avantaj sağlayabilir miyim çabası aslında demokrasinin de bir gereğidir. İktidar erkini elinizde tuttuğunuz andan itibaren burada iki enstrümanınız vardır. Bir, seçime gitme zamanına siz karar verirsiniz ve bunda da en avantajlı olduğu noktayı seçmek hakkına sahipsiniz. İkincisi de oyunun kurallarını, eğer mecliste çoğunluktaysanız, avantajınıza olabileceğini düşünüyorsanız değiştirebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla 2023'e kadar seçime gider gitmez. Biz ilk erken seçim konuştuğumuzda hatırlarsınız daha pandemi başlamamıştı ve böyle bir Ukrayna krizi yoktu.
Ondan sonra bunların gelmesi tabii dünya konjonktürünü bir anda değiştirdi. Gelinen nokta hakikaten çok dezavantajlı. Yani gidip ziyaret ettiğiniz Kiev'i son derece isabetlidir o konuda. Daha önce gördüğünüz Kiev'i görüyorsunuz. İçin, yani düşünsenize Ukrayna'nın şehirleri teslim edilsin mi edilmesin mi? 2022 dünyası bunu tartışıyor. Şimdi nükleer bir tehditten belki biraz sonra konuşacağız. Konuşuyoruz. NATO liderleri orada. Yani bu ortamda zor mu diyorsunuz dönersek? Şöyle diyorum. Türkiye'de bir diplomasi atağına gidilmiş durumda. Bazı o değişiklikler var. Ve burada eğer bugünün yarından seçim yapmaktan daha avantajlı olduğunu düşünürse hükümet, seçimi erkene almak konusunda en ufak bir beis duymaz. Bunu net olarak söyleyebilirim. Avantaj imkanı var mı? Avantaj imkanı birkaç noktada olabilir. Bir, kendinden kaçan oyları geri çekmek istemiş bu düzenlemeyle. Bu net olarak görülüyor. Küçük partiler, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Milli Görüşçü taban içerisinde kendinden ayrılan hem tabanı hem de seçmeni geri çağırmak konusunda bu partileri bir barajın altında kalma hesapları yaparak, yalnız burada şöyle bir hesap yanlışlığı da olabilir. 2018 verilerine ve seçime girmemiş partiler üzerinden bu hesaplar yapılmış durumda. Hatırlayalım ki AKP'de ilk seçime girdiğinde seçime girmemiş bir partiydi ve 2002'de bir sürpriz olarak rakiplerin, çok büyük rakiplerinin, çok büyük finansal imkanları olan, çok büyük örgütsel imkanları olan partilerin arasından çıkarak girmişti. Dolayısıyla bu partilerin herhangi birinin bir sürpriz yapmayacağı ya da yedinin altında kalması bekleniyorken bunun üstüne çıkmayacağı bilinemez. Yani şu anda biliyorum diyen, anketlerle bunu bilmeye çalışan isabetli bir karar veremez. İki, seçmenin bunların İyi Parti ya da CHP listelerinden girmesi durumunda nasıl tepki vereceğini ve belirleyici olan kararsız seçmenin, ilk defa oy kullanacak seçmenin, genç seçmenin nasıl tepki vereceğini eski davranış şekillerine göre yorumlamaya kalkarsa çok isabetli olmayabileceği ihtimalinin de göz önünde tutması gerekiyor. Olabilir, olmayabilir ama hani benim görüşüm daha klasik 2018 öncesindeki oy kullanım şekilleri ya da merkez sağ, merkez sol, sağ sol partilerdeki klasikleşmiş oy kullanma trendlerinin 2010'dan sonra farklılaştığı konusunda benim saha gözlemim. Dolayısıyla burada da sürpriz yaşanabilir. Ama tahminimce Davutoğlu ve Babacan'ın kendi başına girme riskini, kendi başına parti listelerini yapma riskini kaldırmış durumda. Bunları yapmayacağını tahmin ederim bu iki liderin de. Ama hazine yardımı tehlikeye giriyor o zaman. Buradan şey yapıp bir sonraki seçimlere mesela gitmeyi tercih edebilirler. Saadet Partisi'nin listesinden girildiğini düşünün. Hazine yardımı Saadet'e girip sonra diğer partilerle mi paylaşıyorlar? Kendi içinde anlaşabilirler o konuda. Parti içerisinde dağılımın nasıl peki, olacağı listelerde. Peki meclis çoğunluğu farklı, cumhurbaşkanı farklı gibi bir senaryo olursa hocamın dediği gibi. Olması ihtimaldir. Çok da büyük ihtimaldir öyle açıkçası. Çünkü farklı sahiplerle oy kullanıyor seçmen. Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verip de meclis kompozisyonunda başka bir şey yaratma ihtimali var. Burada eleştirilen en büyük nokta ki antidemokratiklik adına bence kesinlikle önemli bir noktadır. Cumhurbaşkanının hiçbir seçim yasağından etkilenmiyor olması. Halbuki baktığınız andan itibaren seçim platformuna, seçim havasına, seçim meydanına çıktığınız belki, andan belki itibaren bütün cumhurbaşkanlığı adayları eşit olarak yarışmalı. Çünkü orada aday konumunda artık. Cumhurbaşkanı konumunda değil. Siz cumhurbaşkanı konumunda olmayı kullanarak bir propaganda makinesi haline getirirseniz televizyonda olma kabiliyetiniz ya da vatandaşa seslenebilme kabiliyetinizi veya mitinglere, sahalara çıkabilme imkanlarınızı o zaman antidemokratik bir yarışa sebep olursunuz. O da son dönemine denk gelir. Ne kadar belirleyici olur? Bunun üzerinde konuşabiliriz. Son dakika kada seçmen ne kadar fikir değiştirir, ne kadar fikir değiştirmez, ne kadar etkilenir. Ama tek başına bir gövde gösterisi diğerlerinin, diğer adayların, yarıştığınız adayların olmadığı bir platform elbette ki antidemokratik olarak değerlendirilmeye özellikle muhalefet tarafından müsaittir. Seçmeni olumsuz etkileyebilir. Tabii, evet. Onun önüne geçilecek mi Ali Bey? Yani şey, bir eleştiri konusu siz de değindiniz sanırım biraz önce. Yani Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle daha avantajlı durumla bu sürecin, seçim sürecinin geçirilmesi eleştiriliyor ya muhalefette.
Ebru Hanım, bu yasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın seçimlerde seçim yasaklarından uygulanmaması konusunda herhangi bir teklif yok. Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarıyla ilgili bir madde yok bu teklifte. Çünkü Cumhurbaşkanı eskiden böyle bir siyasi erke sahip değildi. Yani şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın pozisyonuyla bundan önceki yasanın çerçevesini çizdiği Cumhurbaşkanı'nın durumu aynı değildi. Bu nedenle bu yasada da böyle bir madde yok. Yani bu yasaya ayrıca bir madde eklenmesi gerekir. İlle de burada bir sınırlama getirilecekse hem Cumhurbaşkanlığı görevini yapacak, mesela bir yere şeye giderken taksiye binip gidecek falan veyahut da işte başka vasıtalarla gidecek. Kullanmayacak uçağını, efendim vasıtalarını, şunu bunu veyahut da yani gövde gösterisine gelince siz gövde gösterisi yapmak istiyorsanız buna hiçbir engel yok. Yeter ki siz demin Elif Hanım da ifade ettiği gibi hedef kitleye kendinizi doğru ifade edin. Demin de söylediğim gibi ve doğru fikirleri, doğru meseleleri ortaya koyup ikna edin hedef kitleyi. Gene gövde gösterisi yaparsınız. Üç seçimden örnek verdiğim gibi. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim döneminde bir ay süreyle Cumhurbaşkanlığı'nın hiçbir olanaklarından yararlanmamasını söylemek, talep etmek biraz gerçekçi olmuyor. O yüzden burada ki meselede eğer bir adaletsizlik görülüyorsa bunu belli bir çerçevede mecliste tartışılır. Propagandayla kısıtlamak lazım. Belli bir değişiklik yapılabilir. Yani çünkü şuradan kaynaklanıyor. Hiçbir madde yok şu anda teklif edilen. Eski durum devam ediyor ama mevcut Cumhurbaşkanı'nın durumu eski cumhurbaşkanlarının durumu gibi değil. Problem buradan kaynaklanıyor. O yüzden bir küçük bir düzenleme belki yapılabilir ama böyle zecri bir şekilde hiçbir işte dinlenmeden yararlanamaz, şunu edemez, bunu edemez şeklindeki bir sınırlamanın Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek olan birine reva olmadığı ve de doğru olmayacağı kanaatindeyim. Seçmende olumlu olumsuz etkisi olur mu? Ona da işaret et telefonu. Ne gibi? Ben onu tam olarak anlamadım. Niçin olumsuz bir etki olsun? Şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanlığı görevleri, resmi ziyaretleri ve diğer işlerini sürdürmesi ve bunu Cumhurbaşkanlığı imkanlarıyla yapması kadar doğal bir şey olamaz zaten. Ama bu platformları eğer siz bir propaganda aracı olarak kullanıp bir seçim propagandası haline getirirseniz bunun rakipler arasındaki eşitsizlik unsurunu ortaya çıkarır. Ya da siz devletin imkanlarını kullanarak bir miting düzenlersiniz diye diğer adayların yasak süresi başlamışken bunlar negatif olarak algılanır diyorum. Ama düzenleme konusunda elbette ki devletin devamlılığını sekteye uğratmamak esastır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın görevlerini icra etmesi için ne gerekiyorsa devletin imkanları kullanılır. Ama devletin imkanları seçim propagandası için kullanılırsa bu çok negatif olarak algılanır. Yani seçmende böyle bir intiba yaratır demişti Elif. Burada mutabıkız. Yani seçmende böyle bir intiba yaratıp yaratmayacağı ayrı ikinci bir konu ama adalet duygusunun rencide olup olmaması konusunda devletin imkanlarının siyasi propaganda aracı olarak kullanılmasına karşı çıkmak en doğru tavırdır burada. Peki. Şimdi mesela Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı vefa toplantı neden 5'te böyle yapılıyor diye sordu. Bunun gibi sorular belki o dönemde gündeme gelir muhalefet tarafından vesaire diyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar etkisi olur. Siz bir şey sorun. Otelde yapsın diyoruz. Otel odası. Temel Karamollaoğlu mu nerede yapsın? Bilmiyorum. Hayır, Cumhurbaşkanı böyle bir Cumhurbaşkanı bir toplantı yapacaksa nerede yapsın, değil mi? Soru bu. Hayır. Cumhurbaşkanı seçim amaçlı bir toplantı yapacaksa nerede yapsın? Orada haklısınız canım. Tabii onu diyoruz. Sadece onu diyoruz. Allah. Seçim amaçlı olan faaliyetleriyle kısıtlıyoruz. Temel Karamollaoğlu'nun söylediği AK Parti il başkanları ve eski milletvekilleriyle yapılan toplantıydı ya, onu kastediyor. Evet.
Yani niye Beztepe'de, Külliye'de? Ya yani da partiyle yani, ilgili, parti iç işleyişiyle ilgili toplantı. Bizim aklımıza gelmeyebilir ama muhalefette ve siyasetteyseniz gündeme getirilir yani. Gelsin onların aklına, onların aklına her şey geliyor zaten. Yani her bunda şey bir yanlış yok ama söylediklerinde. Hayır, problem her şeye karşı oldukları için o yüzden alıştı Türkiye'de seçmenle. Yani zaten ifade de ediyorlar. En doğru şeyi, çok net açıklaması var muhalefetin. En doğru şeyi yapsa söylese de biz karşı çıkmak zorundayız. Çünkü bunun için bize oy veriyorlar diye açıklamaları var resmi. Yani o nedenle böyle bir şey tavır almaları doğal. Fakat burada seçim dönemini kastediyorsanız bir ayı, orada haklısınız, katılıyorum zaten, mutabıkız. Ama onun dışında faaliyet alanı içinde, yıl içinde muhtarlarla toplantıyı orada yapmasın. Yok, hiçbir toplantıyı orada yapmasın, gitsin orada burada yapsın diye söylemek abesle iştigal yani. Olmaz o iş. Evet. Ama seçim dönemi, seçim yasaklarının başladığı bir dönem var ya, bir ay dedi. Orası için ifade ediliyorsa bence mantıklı. Yani Temel Karamollaoğlu da başka bir yerde yapamazsınız AK Parti il başkanları ve eski milletvekilleri toplamış yani, diye sormuş. İki tane şapka karıştı bence. Yani bu eskiden, yani Cumhurbaşkanlığı, yani Sayın Cumhurbaşkanı, iki tane şapkası var. Bir Türkiye Cumhurbaşkanı, bir de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Ama bu sadece yeni değil yani, epey de karıştı. Bunu ayırmak lazım. Bunda bir kötü bir şey değil ki yani, bunu ayırmak. Yani şimdi mesela pandemiyle ilgili bir toplantı yapıyorsunuz. Türkiye'ye mesela kaç gün evde kalacağımızı, değil mi? Kaç gün evde kalacağımızı söylüyorsunuz. İşte bu evde 3 gün kapanacağız. Eğer bir takım fedakarlık yaparsak önümüzdeki pandemi sürecinde bunu kolay atlatacağız. Bak, onun sonuna bir bakıyorsunuz ama muhalefete, Cumhurbaşkanlığı forsu arkasında bir bakıyorsunuz, muhalefete sert sözlerle yükleniliyor. Şimdi eğer arkada Cumhurbaşkanlığı forsu varsa mesela onu daha başka bir platformda yapmak lazım. O bence o şapkanın karışmaması lazım. Şimdi hocam, Temel Karamollaoğlu, bir şey sorabilir miyim? Ben bir tamamlayayım. İsterseniz bir tamamlayayım. Ali Bey, bir tamamlayayım, öyle yapalım. Yok yok, sorsun. Basit bir soru soracağım. Buyurun. Tamam. Buyurun. Kısacık bir şey soracağım. Çok kısa hocam, müsaade buyurursa. Estağfurullah. Başbakanlık dönemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmadığı, değil mi? Başbakanlık dönemine bakalım. Başbakan da bütün icranın başıydı, bütün yetkisi vardı. Doğru mu? Evet. Türkiye'de zaten aynı zamanda parti başkanıydı, doğru mu? Partinin genel başkanıydı. Evet. Müthiş icranın da başıydı. Evet. Ne fark var arada? Evet, ama şimdi çoğu mitinglere sivil arabayla başbakanlık arabasıyla gitmezlerdi. Belki bunu ufak tefek istisnaları olmuş olabilir ama genelde ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi rahmetli Ecevit zamanında biliyorum. Yani başbakanlık arabasıyla gitmezlerdi. Seçim dönemiyle ilgili hocam, mutabıkız seçim dönemiyle ilgili. Genel anlamda dediniz ya, yani böyle bir garip durum var, hem Cumhurbaşkanı hem şimdi Ali Bey, bakın başkanı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Başbakan da icranın başıydı ve partinin genel başkanıydı yıllardır. Yani Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana. Şimdi bakın Ebru Hanım'ın sorduğu soruyla ilgili ben şimdi diyor ki, dedi ki bana Temel Karamollaoğlu'nun böyle bir itirazı var, hani burada olmaması lazım diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bazı küskün, kimisi kırgın veya da uzun bir zaman, ya da küskün ve kırgın diye uzun zaman görüşmedik ki, milletvekillerine bir yemek verdi herhalde, değil mi? Davet etti, bir yemek verdi, değil mi? Tam olarak içeriye. Şimdi Cumhurbaşkanı oradaki konuşmasında dedi ki, insan evine gelmek için davet beklemez dedi. Hayır, orası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin evi değil. Orası doğru. Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Ve buna itirazım var. Bunu karıştırmamak lazım. Doğru. Fakat işte o kendi davetini kastediyorsa, o da bir mekanı kastediyorsa haklısınız ama o daveti mekanı kastediyor. Davet edebilir tabii ki. Devletin imkanları parti için, küskünler için ne kadar kullanılabilir? Ne kadar seferbedilir? Yani burada ortaya çıkan garabet zaten parti, lider ve hükümetin iç içe girmesi, biraz parti ve bürokrasinin de iç içe girmeye zaten çalışılması belki, meselesi belki zaten. Belki düzenlemelerle hani ondan sonra. Hani Bakan Nebati'nin de söylediği bürokrasiyi de ezer yıkar geçeriz meselesi. Hani parti, devlet, lider ve bürokrasiyi tek bir vücut haline getirme çabası ki hani bunun daha önceki tarihte başka coğrafyalarda olan örnekleri pek hayırlı sonuçlanmamıştır. Yani o da yani çok yani söz açıldığı için söylüyorum. Yani uluslararası fon yönetiminde bulunan, uluslararası bir bankada üst düzey yöneticilere gelmiş, bütün dünya görmüş, gezmiş, umur görmüş eski tabirle kişilerin yanında, gelin yeter ki Türkiye'ye bürokrasi gibi bir derdiniz varsa hep beraber onu alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanı var derseniz, adamın geleceği varsa da gelmez.
Bu nasıl bir diplomasi? Ya biz ders diplomatik correspondence diye ders ver. Diplomatik yazışma dersi. O dersi bu. Geçmişler. Ya 14 haftalık bir ders bu. Yani bu üsluba biraz dikkat etmek lazım. Yazışmıyor, hani konuşuyor. Kaş yapayım derken göz çıkartmak mı derler ya halk arasında. Kaş yapayım derken göz çıkartmak. Böyle bir üslup olabilir. Geleceği varsa da gelmez. Ya bu ülkede yani herkes bir hemen hukuk arıyor. Londra mahkemelerini ben tahkim olarak kabul ederim. Onun mesela tarafsız olarak bilmem ne mahkemesi şey yaparım. Şimdi böyle bir uluslararası hukuktan herkesin medet umduğu bir dünyada adeta hukuku tarumar edercesine bir retorikle çıkmak şey yapıyor. Bir soğutuyor. Yani geleceğe bazı hesabına gelmek. Büyük bir zarar veriyor değil mi bir devlet? Cumhurbaşkanına da zarar veriyor. Arkamızda Cumhurbaşkanı evet. Var ne demek? Bari kendin söyle. Bari kendin söyle ya arkamızda Cumhurbaşkanı var ne demek? Ali Bey. Mithat Hocam'ın heyecanını çok iyi anlıyorum. İşte bu retorik ve başvurma iknanın yöntemlerinden biridir hocam. Evet. Biz de naçizane bunun dersini veriyoruz. Siyasi iletişimde de çok sık kullanılan bir şey retorik. Hı hı. Dışarıdaki yatırımcıları ikna etmek için ciddi bir çaba harcıyor Türkiye. Bunun bir parçası olarak da biraz abartılmış olabilir ama yani yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelebilmesi için işte bürokratik bazı engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini de herkes kabul ediyor ve biliyor. Bunu ifade ederken zatenizin söylediği nezaket, nezahet ve zarafetin sınırlarını zorlamış olabilirler. Bağışlayınız lütfen. Arkasında iyi niyet olduğunu kabul edelim. Hukuk falan oraya tabii evet. Yasa falan karıştığı zaman çünkü ekonominin evet, temeli yani, de güçlü bir hukuk sistemidir ve ya, adalet sistemidir ya o karıştırılıyor. Evet. Ama aşırı bürokrasi hep engeldir zaten. Hani bu düzenlemeleri de yaparız böyle bir sorunla karşılaşırsanız tartışırız vesaire gibi bir yorum. Belki daha yumuşak ve daha evet, hukuku karıştırmadan evet. Daha iyi olabilirdi demek istedi hocam. Evet. Ama Ali yani, Bey'den bir... Buyurun hocam. Yok yok siz söyleyin ben bir şey söyleyeceğim. Ben minik bir şey söyleyeceğim. Buyurun buyurun. Buyurun hocam. Buyurun. Hayır, hayır benimki biraz ilgisiz bir şey. Şimdi aklıma geldi unutmadan söyleyeyim. Ben şimdi artık böyle Covid geçirken aniden unutuyorum. Ali Bey'in kazandığı dolmakayından eğer çekmecesine sığmıyorsa ben bir tanesine talibim. Bir tanesini alabilirim bak valla. Ben size alırım hocam. Ayıp ediyorum. Tamam. Ben size ediyorum. Tamam. Dolmakalem. Ben de çok severim dolmakalemi. Öyle mi? Çok benim çok mürekkep bulaştırıyorum ama o zaman şöyle ekonomiye biraz var mı bu seçim kanun teklifinde ya üçüncü bir ittifak olabilir anladığım kadarıyla burada, listelere bu küçük partileri başka isimler küçük yani, partilerin problemi olacak Ebru Hanım öyle anlaşılıyor hocam da altını çizdi Elif Hanım da belirttiler küçük partiler oturacaklar burada nasıl bir strateji izleyecekler onu belirleyecekler çünkü aynen şöyle bir şey olacak. Bazı seçim bölgelerinde işte o 0.4, 0.5, 1 civarında oylar alan bu partilerin milletvekili adaylarını CHP ve İYİ Parti'nin listelerinden sokabilme meselesinde oradaki aday, diğer kendi adaylarını nasıl ikna edecekleri kritik bir nokta olacak. Aynen. Onu nasıl çözdüklerine... Orada beklenti var. O beklentiyi çünkü göz ardı edip değil mi? Onu söylüyorsunuz. Evet. Evet. Aralarında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir çelişki yok. Orada hep birlikte bir pozisyon alabilirler ama milletvekili seçiminde bir sürü orada problem var. Onu nasıl çözecekler? O sizin de belirttiğiniz gibi ittifak mı kuracaklar kendi aralarında yoksa hakikaten orada şimdi düşünsene siz 4. 5. sıradan adaylık düşünüyorsunuz bir şehirden. Birdenbire orada üstünüze tam onu sormaya çalıştım. Doğru algıladınız. Deva Partisi'nden birini getirip yerleştiriveriyorlar. İyi hissetmezsiniz yani kendinizi. Seçmen nasıl hisseder o da bir problem falan. O yüzden bunun nasıl çözeceklerini Elif Hanım orada söyledi. Kurmaylarını toplayacaklar, analiz edecekler, tartışacaklar, bir pozisyon alacaklar yani.
Ben de tam bir girişte onu sormaya çalıştım. Yani bir yandan seçmene ulaşacaksınız, bir yandan parlamenter sistemi anlatacaksınız, bir yandan da listeleri hazırlayıp bir yandan da kendi partilerinizde beklentileri yöneteceksiniz. Bakın ben mesela kısa bir simülasyon yapayım mı? Zor bir süreç, yani dikkat dağıtıcı bir süreç. Kısa bir simülasyon yapayım hemen. Şimdi şöyle mesela ben niye ben hala hani siz dediniz ya Mithat Hocam hala erken seçimde olabilir gibi diyorsunuz ya bu yani ısrar etmiyorum. Ben de katılıyorum. Israr etmiyorum ama olabilir. Avantajlı bir nokta yakalandığı anda hükümet hala bu kartını kullanmaktan adayı... çekilmez. Yakalayabilir mi ondan çok emin değilim. Analizi yaptığım şöyle Elif Hanımcığım bak biz kısa bir simülasyon yapayım. Şimdi hala Cumhurbaşkanı adayı üzerine anlaşamadılar. Değil mi? Anlaşamadılar. Hocam, şimdi muhtemelen mi? Muhtemelen o diyecek o olmaz şöyle mi olsun böyle mi olsun diye. Bunun yanı sıra şimdi hani halk arasında şimdi don't sisteminden dolayı daha önce küçük partiler alıyordu. Oyalar alınıyordu. Şimdi mesela her koyun kendi bacağına asılacak. Evet. Şimdi ona ihtiyacı yok. Tamam mı? Şimdi hani halk arasında 6 kişi toplandılar. 6 partinin liderleri yemek yediler, konuştular, tartıştılar ya. Hani halk arasında bir tabir var. Hani kardeşlikler. Hani çıkardılar ayrıldı. Hani biz kardeşlik derler ya. Şimdi hani biz kardeşlik diyecekler. Şimdi ya kardeşliğimiz devam ediyor falan derlerse mesela CHP geleceğe mi kontenjan ayıracak? Ya da DEVA'ya mı? Ya da DEVA ve geleceği ayıramazsa ben yani kusura bakma derlerse ayırırsa CHP'nin ulusalcı kanadı bunu nasıl bir tepki verecek? Hı hı. Değil mi? Ben sana kusura bakma bunu ayıramıyorum sana dediğinde İYİ Parti niye bana yüklüyorsun deyip CHP ile arası mı açılacak? Burada HDP ile ne olacak? Yani tabiri caizse kucağına bir bomba yani Millet İttifakı kucağına bir bomba bırakıldıktan sonra geçiyorum bir tarafa küresel denkleme. OECD rapor yayınladı diyor ki dünyadaki kümülatif büyüme önümüzdeki sene %1 bütün ülke aşağı çekecek kümülatif. Kimisi %3 küçülecek, kimisi aynı kalacak ama %1 küçülecek dünya. Enflasyon %2,5 artacak. Gıdaya paran olsa da erişecek. Gıda tedarik zincirinde büyük şey. Dünyanın en büyük buğday üreticisi iki ülke savaşıyor. Üçte biri. Yani üçte birini bu iki ülke sağlıyor dünyanın. Bunların ikisi savaşıyor. Yani ekmek sıkıntısı olabilecek yani dünyada. Makarna. Şimdi bunu beklemektense muhalefetin ortasına da bombayı bıraktıktan sonra 2007'de Yaşar Büyükanıt'ın biz sözde değil, özde layık bir cumhurbaşkanı istiyoruz dedikten sonra buyurun 45 gün sonra seçime gidiyoruz dediler 2007'de. 45 gün sonra seçime gidiyoruz derse bütün bunlara rağmen Tayyip Erdoğan %42 aldı. Bütün bunlara rağmen ve muhalefet arası anlaşma %44 aldı. Fakat ilk turda. Fakat meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. Bu ikinci tur ne olur sizce? Diyecekler ki 15 gün içerisinde meclisi verdiniz bunu da verin istikrar olsun Türkiye'de. Tamam. Bakın simülasyon yapıyorum. O bakımdan muhalefetin oturup kendisinde oturup bütün bunları çözmesi lazım. Tabii. Kim kimin listesinden girecek ne olacak? Bunu satranç oyunu yapması lazım. Risk için ikinci turda seçmen onu düşünecek ya da o yönde bir propaganda yapılacak zaten. Tabii. Tam da bu sebepten dolayı ben üçüncü bir ittifak veya üçüncü bir liste olmasını çok olası bulmuyorum. Bu listelerin çok ince çalışılarak yapılacağını ve bu konuda bir uzlaşmanın da gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Millet İttifakı'nın kat ettiği yol itibarıyla ve geldikleri bildirgeler bu geliştirilmiş parlamenter sistem üzerindeki varılan uzlaşma çok da bu noktadan sonra bu ayrışmalara artık taban itiraz etse de tepede itiraz edebilecek noktada değil ama sandıktaki akisleri işte o çok farklı. Biraz da AKP'nin hazırladığı bu tasarının içerisinde taban üzerine oynamak meselesi var. Yani tamam bunlar 6 parti üst düzey olarak birbirleriyle anlaşmış gözüküyorlar, uyum içinde gözüküyorlar. Bu yeterince rahatsız edici. Acaba tabanda ayrışma sağlayabilir miyiz? Bizden kaçan bazı oyları tekrar geri çağırabilir miyiz meselesi var. Ama bunu daha önce de söylemiştim sizin programınızda. Kaçan oylardan ziyade bu seçimin belirleyicisi ilk defa oy kullanacak ve kararsız kalan seçmen olacak. Dolayısıyla buradan çağırabileceği %1,5'luk 2 civarındaki seçmendense öteki seçmeni doğru yönlendirebilen sandıkta bir hareketten diğer harekete yönlendirebilen kazanacaktır. Peki şimdi milletvekilleri isimleri de önemli olacak. Kimi nereye koyduğunuz. Cumhurbaşkanı adayı daha da önem kazanıyor mu? Ve bu hemen açıklanmalı mı yoksa takvimine göre artık en sonunda mı seçime yakın mı açıklanmalı? Şimdi seçilebilecek aday mı? Yetkilerini devredilecek aday mı? Bütün bu senaryo da değişecek. Yani Cumhurbaşkanı adayı daha da önemli oldu mu? Çünkü Türkiye'de lider önemlidir.
oy verirken. Dolayısıyla bu nasıl etkileyecek? O seçim nasıl yapılacak? Diye sorayım. Çok net olarak şunu söyleyebilirim. Evet, AKP'nin oy kuruculuğu kendi elinde olan malzeme itibarıyla kuvvetli liderlik üzerine. Hı. Ama Millet İttifakı'nın oy kuruculuğu bir mutabakat ve toplumsal uzlaşma üzerine olduğu andan itibaren 6 partinin liderlerinin toplu olarak bir gövde gösterisine dönüşmüş durumda. Hı. Dolayısıyla elmayla armut yarışacak ama aynı şeyde. 6 lideri vatandaşı sorduğunuz güçlü lider mi, toplumsal mutabakat mı sorusu haline getirdiğiniz anda iletişim olarak çok daha farklı daha bir oyun kurdu. Galiba ama. Hayır, onun çalışmalarını ben görüyorum. Yapabilirlerse eğer bu farklı bir tablo sunar seçmenin önüne. Hani bunun çeşitli çalışmaları var. Siyasi iletişimde ne kadar başarılı olacaklarıyla oyun kurmada ve seçmene bunu aday anlatmada. Adayı çok önemsemeyen bir duruş sergiliyorlar. İlkeler ve geliştirilmiş parlamenter sistem üzerinden bir toplumsal mutabakat, toplumsal uzlaşı mesajı vermeye çalışıyor. Yani o lider Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan, hepsi. Temel Karamollaoğlu, Gülsekin Uysal hepsini Ya bunu alacaksın diyor seçmene, ya da sana kuvvetli tek bir lider veriyorum, 20 senedir seni yönetiyor, sorunlarına çözüm olduysa buyur onu tercih et diyor. Ya da bu toplumsal kutuplaşmadan, işte bu sorunlardan kendine sorun olarak ne anlatıyorsan, ekonomik sıkıntıdan müsebbip olarak onu görüyorsan biz de sana daha farklı bir formül sunuyoruz diyor. Aynı şeyi sunmuyoruz diyor. Bunu anlatmak gerçekten zor bir şey. Bunu eğer siyasi kurgu olarak planlayıp seçmenine, kendi örgütüne, tabanına aktarabilir ve bunu da doğru bir iletişim platformuna oturtabilirse karşılığını bulur. Çünkü çok ciddi bir memnuniyetsizlik var toplumda. Düşen oy, işte çeşitli araştırmalarda gördüğümüz Millet Cumhur İttifakı adına açıkçası bunun bir sonucu olarak geliyor. Ha, bu arada tabii Kemal Cumhur İttifakı... CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları varmış. Bir dinleyelim, sonra devam edelim izniniz olursa. Akdeniz, Karadeniz açısından ne kadar önemli olduğunu, onlar bütün hayatlarını zaten bu işe veriyorlar. Bu konularda araştırma yapıyorlar. Onlar kalkıp da Boğaz'dan başka gemiler geçecek, Kanal İstanbul'dan başka gemiler geçecek diye söylerken amiraller büyük bir tehlikeye dikkati çektiler. Bugün onlar tamamen haklılar. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bu kadar yeter galiba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Tabii Rusya-Ukrayna işgali, dün Milli Güvenlik Kurulu, Montreux Sözleşmesi, bir yandan Liderler Zirvesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorulan sorular arasındaydı. Kısa bir cevap, yanıt verdi. Onu da izledikten sonra kısa bir araya gidelim, ardından devam edelim. Devam ediyoruz Haber Türkçe Para Gündemi. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Baydur, iletişim uzmanı yazar Ali Saydam, Kuatro Siyaset Stratejileri Başkanı Elif Dördüncü Aydemir ile birlikteyiz. Sohbeti sürdüreceğiz ama sıcak gelişmeleri de aktarıyoruz. Bir önceki saat diliminde Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir patlama haberini sizlere aktarmıştık. 7 yaralı vardı. Tüp patlaması olduğu belirlendi. Ayrıntıları da Veysi İpek bizlere aktaracak, dinleyeceğiz Diyarbakır'da. Bakır'dan neyse. Yaralılar hakkında da bilgi geldi mi? Durum ne? Soralım. Emre Bakır, öncelikle yaralılar hakkında bilgiyle başlayalım. Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. 5'i ağır, 10 yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu'nda bulunuyor 3. Sanayi Otosanayi Sitesi. Sabah saat 9.20 sularında burada hemen bulunduğumuz noktada Doğuş Torna'da patlama meydana geldi. Bu esnada 10 kişi yaralandı. İşlem yapılıyordu bu esnada. Torna dükkanında oksijen tüpüyle kesim işlemi gerçekleştiriyordu. Ancak oksijen tüpü kesim gerçekleştirirken güçlendirmek için de tüp gaz kullanıldığını belirtelim. Tüp gaz keserken oksijen tüpü onu harlayarak kesim yaptığını belirtelim. O başlıkta bir sorun çıktığı yönünde bilgi var. O sorunla birlikte öncelikle tüp gazın patladığını, ardından da oksijen tüpünü patlattığı bilgisini paylaşalım. Şu anda AFAD ve itfaiye ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri içeride çalışmalarını
sürdürüyor. Bulunduğumuz noktada 15 aracın zarar gördüğünü belirtelim. 5 iş yeri bu patlamada etkilendi. Çeşitli hasarlar olduğunu belirtelim. Sabah saat 9.20 sularında patlama meydana gelmişti. Yaralılar Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi ve özel hastaneler dahil olmak üzere şu anda tedavilerinin sürdüğünü belirtelim. 10 yaralı Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada 5'i ağır 10 yaralı olduğunu belirtelim. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de burada güvenlik önlemini almış durumda. Bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç da biraz önce buradaydı. O da çalışmaları yerinde takip etti. Saat 9.20 sularında meydana gelmiş araçları da meydana gelen hasarları da görebiliyoruz. 15 araç çeşitli iş yerlerinin önünde bulunan 15 araç da bu patlamadan etkilendi. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Tüp gazla birlikte oksijen gazı kullanılıyor. Bu gazla birlikte kesim işlemi tornacılar gerçekleştiriyor. Güçlendirmek için oksijen gazını kullandığını belirtiyorlar. Bu esnada tüp gazın alev aldığını ve patladığını belirtelim ve bununla birlikte de 10 kişi yaralandı. Yaralılar da şu an itibariyle çeşitli hastanelerde tedavi altında. AFAD ekipleri, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, UMKE ekipleri ve yine itfaiye ekipleri burada çalışmalarını sürdürüyor. 15 araç ve 5 iş yerinde hasar olduğunu belirterek sözü size bırakalım. Teşekkür ediyorum Esipek. İki tehlikeli materyalin konumu büyük dikkat gerektiriyor. Dolayısıyla oksijen tüpüyle tüp bir araya gelince iki gaz, yanan madde patlamanın bu nedenle çıktığı belirtiliyor. 5 ağır 10 yaralı var. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. 5 iş yerinin de zarar gördü. Zaten zararın patlamanın etkisi de görüntülerde izleyicilere, sizlere yansımış durumdaydı. Araçların ve patlamanın etkisinin iş yerlerinde nasıl görüldüğünü görüntüler bize aktardı. Devam edelim. Biz konuklarımızla Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Aday ismi mi önemli yoksa biz 6 lideriz. Bu aday 6 lideri temsil ediyor. Görüş mü önemli? Hemen açıklanmalı mı? Takvim beklemeli mi sonuna kadar? Yani bence hemen açıklanma zorunluluğu yok yani. O yani kendi anlayışlarına göre eğer onu yani seçim sattı muayene derler ya, seçim eğik düzlemine girildiğinde açıklanırsa da olabilir ama yani ben şeyi de çok anlamlı bulmuyorum. Sadece bir takım belli isimler üzerinden Cumhurbaşkanlığı adayı tartışılmasını. Yani illa bunlardan birisi olacak diye bir şey yok yani. Bakıyorsun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. İşte Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Hayır yani başka... İsimsiz bir aday da olabilir dedi. Nasıl? İsimsiz, kim bilinmeyen bir aday olabilir dedi. İsimsiz bir aday da yani şimdi son... mesela nedir? Şimdi bu mesela Cumhurbaşkanı seçildi. Diyelim ki Millet İttifakı kazandı. Bu sistem üzerinden gitmeyecek mi? Bu gidecek değil mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeli olacak. Değil mi? Bir süre en azından. Bir süre en azından. Yani Cumhurbaşkanı olarak o da kararnameye imza atacak. O da bir takım böyle uygulama, atamalar yapacak değil mi? Merkez Bankası'nın başına, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, TÜİK'in başına bir takım atamalar yapacak. Tabii. Şimdi dolayısıyla yani ne olur? Bence şunu aramamız lazım. Bu mu? Yani burada şey yani böyle bir... memur aramıyoruz değil mi? Bir profil. Şimdi nasıl bir profil olması lazım? Benim beklentim bu işlerle bir parça ilgilenen, bir parça da küçüklüğünden beri merak eden bir kimse olarak makroekonomik dengeler dünyada bozuluyor mu? Bozuluyor. Türkiye'de de bundan fazlasıyla nasibini alıyor mu? Alıyor. Demek ki o zaman biraz ekonomiden anlayan birisi olması lazım. Dünyada yavaş yavaş bu neoliberal sistemden kamu müdahaleciliğine doğru bir kayış var mı? Paradigmatik bir değişim var dünyada. Yani ulus devletlerin müdahaleci yanının ön plana çıkmasına dair yaygın bir kanaat pekişiyor bütün dünyada. O halde planlamadan gelmesiyle ilgili de bir boyut olabilir. Yani planlamayı iyi bilen bir adam olması lazım. Bir yönüyle bir taraftan Türkiye'nin eğer topluma nüfuz etmek istiyorsa geleneksel değerlerden de beslenmiş ama bir eli gelenekte, bir eli de gelecekte olan böyle bir siyasi profili bulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulabilir. Yani bunun adresi var mı bilmiyorum ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Birkaç kişi geldi aklıma şu anda sizi öyle seyrediyor olanlar arasından. Evet. İsim sormayacağım. Sormayın. İsim hani kendilerini de o pozisyonda çok görmek olabilir isteyen birkaç kişi geldi aklıma. Peki sizin de geldi mi Ali Bey? Efendim benim aklıma Zelenski geldi. Hocamın tanımladığının hiçbirine uymuyor.
%74 ile seçildi ve şu anda oylarının da %90'lara doğru tırmandığını zannediyorlar. Yani savaş öncesi... Tabii, Türkiye'ye göre tarif ediyoruz. Eyvallah. Yani menajerle, yani yöneticiyle lider arasında öyle bir fark var. Liderin tabii ki sizin söylediklerinizden biraz sezgi yoluyla falan anlamasında yarar var ama esas sizin tanımınız bana sorarsanız sevgili hocam daha çok bir yönetici için teknokrat siyasetçi tarifine daha uyabilir. Doğru, doğru. Fakat burada çok doğru tespit ederiz. Yani şimdi öyle bir aday seçeceksiniz ki Cumhurbaşkanı olacak fakat yetkileri kullanmayacak. Yetkileri ne yapacak? Meral Hanım'a devredecek. Hani Meral Hanım ben başbakan olacağım diyor ya. Meral Hanım başbakan, Cumhurbaşkan yardımcısı olacak mesela. Aslında bütün kararları o alacak. Cumhurbaşkanı da imzalayacak falan. Böyle bir durum olacak herhalde. Yoksa Meral Hanım acaba şeyi mi kastediyor? Yani mevcut sistemle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklar, milletvekilliğini kazanacaklar. Ondan sonra anayasa değişikliğine gidecekler. Ondan sonra seçim olacak. Seçim olduktan sonra Meral Hanım başbakan olacak. Bunu mu kastediyor? Yoksa işte Haziran 2023'teki seçimlerden sonra hemen fiili başbakanlık yapacağını mı kastediyor? Bunu ben şahsen anlayamadım ama burada bir hanımefendi en az benim kadar bilir ki seçmen nezdinde en az yapılması gereken şey müpemiyet yaratmaktır. Yani çok net olmak gerekir. Belirsizlik, her türlü belirsizlik seçmen nezdinde bir güvensizliğe neden olur. Bu doğru. Bir hayal kırıklığı yaratabilir. Beklenti başka bir yöndeyse. Evet, doğru. Bravo. O yüzden son derece net, sizin bu derin sorduğunuz soruları hocam yanıtlayacak, son derece net. Ya ne olacak işte? Öyle bir mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun çizdiği başkan, Cumhurbaşkanı profiliyle efendim Meral Hanım'ın çizdiği başkan profili aynı değil gördüğüm kadarıyla, hissettiğim kadarıyla. Evet, benim kafamda bir müpemiyet var o konuda. Yani iki liderin ortaya koydukları Cumhurbaşkanı adayı profili aynı değil. Kılıçdaroğlu kendini tanımlıyor daha çok. Oysa Meral Hanım bile ise kazanacak lider gibi laflarla şeylerle şeyi tanımlıyor daha çok. Aktüel ve insanların geniş kitlelerin sevgisini kazanacak bir karizmatik lider tanımı yapıyor. Özellikle ilk seçim için. Ondan sonrası sistem değiştirdikten sonra benim anladığım kadarıyla ondan sonra sistem odaklı bir yol izlenebilir ama İlk seçimde burada şeyi garanti altına almak için Millet İttifakı adına bir karizmatik liderlik tanımı var. Öbür tarafta işte Kılıçdaroğlu'nun kendisini tanımladığı bir de şey var. Bu arada bir çelişki çıkıyor. Bu da demin arz etmeye çalıştığım müpemiyet, belirsizlik algısını körükleyen bir şey. Tabii. Burada bir net pozisyon almalarında doğru. Benim gördüğüm kadarıyla yarar var Millet İttifakı'nın. Niye alamıyorlar? İşte o da Meral Hanım çok net söyledi yani kazanacak şey. Yoksa daha burada konuşmadık yani dedi, hani lider önemli değil. Erken açıklanmasına gerek yok dediler. Denildi. Ama evet işte bu bir de böyle sebep de yıpranma diyorlar. Yani nasıl evet. Yani bu ya erken açıklarsak yıpranır. Niye yıpransın ya, tam tersine çok daha etkili bir şeyle siyasi iletişimle son derece etkili bir pozisyon alabilir. Yani niye yıpransın? Aslında erken açıklarsak yıpranır. Reaktif, proaktif olmakla da çok alakalı bir şey siyasette. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma şekli, siyasetin tonunu belirleyip muhalefeti de ona uyum sağlamaya zorlamak ve seçimin havasını da bu şekilde sürdürmek üzerineydi. Fakat bu seçimlerde ve hani bir süredir yerel seçimlerde de dahil olmak üzere bunu başaramadı. Dolayısıyla kendi güçlü lider, karizmatik lider paradigmasını ortaya koyup da karşıdakine de adayını açıkla, onunla ben yarışayım dediği sürece ve karşıdaki de açıklamadığı ve bir ilkeler prensibinde toplu gövde gösterisi koyduğu sürece onu reaktif olmaya zorluyor. Aslında Cumhur İttifakı'nı reaktif olmaya, işte Cumhur İttifakı'nı seçim yasalarını değiştirmeye ve
hepimizi ve gündemi de kim olacak Millet İttifakı'nın adayı diye konuşturmaya zorluyor aslında. Ben iletişim tarzı olarak bir fayda bile görebilirim burada baktığınız andan itibaren. Şey ama seçmenin zihninde hayal kırıklığı beklentiyi siz kişi açıklaması üzerine kilitlerseniz orada hata edersiniz. Orada Ali Bey'in söylediği işte belirsizlik faktörünün negatif işlemesi hemen çalışmaya başlar. Çok da haklıdır saha tecrübesiyle söylüyor. Ama bir ilkeleri koyup ben senin oyununu oynamıyorum, ben başka bir oyun oynuyorum. Ben bir toplumsal mutabakat sözleşmesi üzerinden gitmek istiyorum. Bir liderin değil, bütün daha geniş bir tabana hitap eden liderlerin birliğini seçmenin oyuna ve teveccühüne sunuyorum dediği andan itibaren onun ötekisi haline geçmeye çalışıyor. Ama burada iletişimi ne kadar doğru yapacak ve bunu ne kadar doğru bir şekilde seçmene aktarabilecek esas belirleyici o olacak. Yani burada reaktif olmaya Cumhur İttifakı'nı zorluyor ki şu ana kadar bunu da başarmış durumda. Bu gördüğümüz yasa değişiklikleri falan hep bunun endişesiyle ortaya çıkmış durumda. Hani burada kurguda bir yanlış yok ama bundan sonra tabii esas benim her zaman söylediğim kendi çalıştığım siyasetçilere de genel merkezlerde de söyleyeyim seçim sahada kazanılır. Sahada eğer siz bunu seçmene aktarabiliyorsanız o zaman başarıya ulaşırsınız. Olmazsa öteki paradigma kendisini daha üstün konuma getirir. O zaman başaramazsınız. Şimdi kuvvetli yani lider karizmatik lider versus mutabakat formülünü ne kadar çalışıp çalışmayacağı ve Cumhur İttifakı'nın buna ne kadar tepki seçim verip sahada kendi pozisyonunu bozacağını aslında ölçüyoruz. Elif Hanım şimdi yalnız stratejik olarak düşündüğümüzde seçim esasında sahada kazanılıyor mu? Yani bu kazanılmıyor gibi bir iddiam yok ama bazı tereddütlerim var. Yani dünyadaki bir trend, böyle bir trend değişikliğine doğru gidiyor. Bu siyaset felsefesi açısından da çok tehlikeli bir şey esasında görüyorum. Seçimlere katılım oranı bakımından tabii düşük. Mesela Amerika'da %51'i bulunca seviniyorlar. 51'i bulduk diye seviniyorlar. Biz %82 falan olunca niye bu sefer düşük diyoruz? Çünkü biz 88, %91'lere alışmışız seçimlere katılım oranında. Şimdi ben biraz önce mesela dedim ki Türk siyasi tarihini bilen, hani biraz böyle kamu terbiyesini, kamu eğitimini, kamu formasyonunu da almış, geleneksel değerleriyle belki edinmiş, edinmese de nüfuz etmesini bilen, toplumsal hassasiyetleri kendine dert edinmiş, toplumun problemlerini kafa yormakla bezenmiş, böyle bir profil gibi derken esasında dünyadaki trend yani kötü olduğu için bir temennimi dile getirdim. Kötü mü iyi mi? Aslında onu da bilmiyorum ama bence kötü olduğu için kötü gibi görüyorum. Şöyle bir şey. Mesela biz isimler sayayım size. Zelenski, Tsipras, Trudeau, Kanada Başkanı, Macron, bunların hiçbir tanesi siyasetin... Erdoğan Brüksel'de, görüntüler sizin yanınızda döndüğü için... Bunlar hiçbir tane siyasetin tozunu yutmuş adam insanlar değil biliyor musunuz? 3-5 aylık kampanyalarla başlamamış. Zelenski öyle, Macron öyle, Tsipras öyle. Şimdi dolayısıyla dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Politics of spectacle işte buna doğru gidiyor. Buna gösteri doğru. Siyasetine doğru gidiyor. Şimdi baktığınız zaman siyaset felsefesinin tam da sizin isabetle söylediğiniz en fazla tartıştığı konu popülizmin ve görselliğin ve işte bu spectacle gösteri unsurunun ne kadar ön plana çıktı ve bunun demokrasinin de birinci düşmanı haline geldi. Aslında demokratik değerler, liyakat, işte o görevi belirli bir süreçten geçerek, pişerek olgunlaşmış birinin yerine getirmesiyle bunların arasındaki popülerlik farkının popülizmin dünyaya dayattığı yeni bir sistem olarak model. Ve bu modelin de demokrasiyi en büyük yıkacak unsur olduğu konuşuluyor. Bunda Trump'tan aslında bu iş Berlusconi ile başladı baktığınız zaman. Berlusconi ve onun partileri üzerinden. En son Berlusconi'yi hastanede çalışırken, yaşlı bakarken hatırlıyorum. Hastanede koridorda. Geçen haftalarda kendisinden 53 yaş küçük bir hanımefendiyle evliliğiyle de onu gündeme geldi. Hala siyasette olmayı arzu ediyor. Kariyer siyasetçisi ama bunu o kadar ciddi bir şova çevirmiş durumda ki bambaşka bir boyuta geldi. Hem Türkiye'de ne kadar karşılık bulur? Ukrayna örneği bize daha yakın bir örnek baktığınız zaman aşırı yol
yozlaşmış bir Ukrayna içerisinde en büyük rakibine ciddi bir fark atarak siyasette hiçbir kariyeri olmayan bir kişinin iş başına gelebilmesi, o siyasetteki kirlenmişlikten ya da siyasetteki çözümsüzlükten dışarıda çözüm aramayı seçmenin, özellikle genç seçmenin, çünkü Ukrayna'nın nüfusu da oldukça genç bir nüfus, aradığını gösteriyor. Trump'ın gelmesi, Hillary Clinton gibi kurumsal müesses Amerikan nizamını temsil eden ve bu kadar devlet tecrübesi olan bir kişinin karşısında siyaset, şimdi ikinci adaylı Trump'ın konuşulurken ne deniliyor? Denendi. O zaman denenmemişti. Denenmemiş olmak veya siyasetten gelmiyor olmak neredeyse bu kararsız ya da siyasetten uzak duran, apolitik olan seçmen için cazip bir hale gelmeye bile başladı. Dolayısıyla çok şaşırtıcı sonuçlar çıkabilir, çok şaşırtıcı adaylar da çıkabilir karşımıza. Hani siyaset 20. yüzyılın dengelerinden bambaşka bir şeye evrildi. Evet, Zelenski örneği de Ali Saddam'dan geldi. Berlusconi'ye kadar. Ebru Hanım, bu arada Mithat Hocam ve Elif Hanım'ın deminki analizlerinden yola çıkarak şöyle bir soru sorulabilir. Hani işte dünyadaki trend sorayım, değil mi? Sorayım, rakip sorun benim adıma, buyur. Değil mi? Hayır, şöyle bir ortaya atılabilir, tartışılabilir, soru sorulabilir. Ebru Hanım, siz oradayken bizim haddimiz değil soru sorulabilir. Şaka yapıyorum, hadi be, buyurun. Efendim, Trump, Macron, Zelenski, Tsipras falan gibi örneklerden de yola çıkarak demek ki o zaman Millet İttifakı'nın, ya lider önemli değil, sistem, biz sistem değişikliği önemli, bunu savunuruz. O lider, hangi lider olursa olsun fark etmez yaklaşımı, Mithat Bey'in ortaya koyduğu dünyadaki trendler açısından, ülkemize de eğer bir miktar geçerliyse, Elif Hanım'ın da katkılarıyla ortaya çıkan tablo da geçerli değil. Şöyle, nasıl bir karşılık bulacağını henüz ölçmedik. Böyle bir aday yoktur evet, siyasetinde. Gelsin malzeme ölçenip söyleyeceğim, toplum müsait. Soruyu anlamadı. Açacağım. Ben de çok özür dilerim. Eğer biri bir şey anlatıyorsa, karşı taraf anlamıyorsa, anlatandadır problem. Estağfurullah, biz anlamadık. Anlamayan da değil. Tekrar arz ediyorum. Şimdi ortaya konan tablo, Mithat Hocam güzel bir analiz yaptı, Elif Hanım da katıldı kendisine. Dünyadaki trendlerden söz ettiler. Bu trendlerde de antidemokratik bir duruma doğru gittiğinden de hatta bahsettiler. Burada da önemli popülizmin temel unsur olduğunu söylediler. Hatta bir sürü de lider örneği verdiler işte. Siyasetin tozunu yutmadan daha birkaç aylık kampanyalarla liderlik meselesinin ön planda olduğunu örneklerini verdiler. İsim de saydılar. Trump, Macron, Zelenski, Tsipras gibi. Şimdi hal böyleyse, bu dünyadaki bu trend Türkiye için de geçerliyse, Millet İttifakı'nın ortaya attığı iddiayı bu analize uygulayacak olursak ne diyor Millet İttifakı? Biz diyor liderimizi açıklamayız. Lider o kadar önemli değil. Bir lider yaparız. Hatta dışarıdan biri de olur diyor Meral Hanım. Falan hiç önemli değil. Biz diyor işte geniş şey yapılmış, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunarak, bu sistemi savunarak seçmeni ikna ederiz. Liderle ikna etmeyiz diyor. Şimdi Millet İttifakı'nın bu görüşüyle Mithat Hocam'ın ve Elif Hanım'ın demin yaptıkları analiz çelişiyor benim aklım çerçevesinde. Tamam. Bilinmeyenler konusundaki yani rezervimi tutuyorum. Şimdi Ali Bey burada doğru söylüyor. Mesela zaman zaman Kılıçdaroğlu da söylüyor. Yani adayı biz dışarıdan da buluruz adayı falan filan. O dediği zaman o zaman doğru oluyor. O zaman yani benim söylediklerimle doğru çelişiyor. Ali Bey şimdi burada doğru söylüyor. Fakat benim söylemek istediğim şu. Yani bunun içsel dinamikleri var, dışsal dinamikleri var. Yani internal, external. Şimdi dışarıdan küresel bir medya desteği, yani küresel ilişkiler ağının da bir desteğini aldığı zaman Türk halkını, mesela yani Türkiye özelinde konuşabilirsek, yani kendisini çok tanımadığı, belki değer yargıları ve bir takım böyle değerler manzumesi çerçevesinde bütün örtüşmediği birisi de bir anda kendini başkanlık koltuğunda bulabilir. Bunun örnekleri var mı? Var.
1961 darbesinden sonra biliyorsunuz işte şeyler, askerler dediler ki Demokrat Parti'nin devamını tehlikeli parti kurulamaz dediler, bilmem ne dediler. Hatta ben yine bir programda da anlatmıştım. Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin devamı olarak Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, birçok Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi hepsi devamını, onun mirasına konmak istediler. Fakat Adalet Partisi kampanyalarda siyasal iletişim açısından hem Alevi'yi hem de ilgilendirir. Öyle bir afiş yaptı ki, bununla ilgili çok güzel bir yüksek lisans çalışması vardı. Gözlerimize bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız dedi afişte. Yani aslında Demokrat Parti'nin devamı biziz demek istiyor. Bakan Nebati de fakat, diyorum onu. Şimdi fakat, ben de gözler deyince. Şimdi orada 1964'te yani o süreci açmak için bir moda vardı. Emekli bir askeri partinin başına getirmek, askerlerle beraber uyum içerisinde böyle eskilerin kaide-i tedriş dedikleri tedrici bir geçiş modeli. Ragıp Gümüşbala. Fakat bir gece sabaha karşı kalp krizinden Ragıp Gümüşbala öldü. Adalet Partisi kongreye gidiyor. Kim seçilecek? Bir taraftan koca reis Saadettin Bilgiç var. Bütün teşkilatı tanıyor. Bütün teşkilat ondan sorumlu. Koca reis Demokrat Parti'den göre Saadettin Bilgiç. Karşısında kim aday? Kimsenin tanımadığı 30 küsur yaşlarında bir tane Celal Bayır'ın bizim su müdürü dedi Süleyman Demirel. Süleyman Demirel. Banko koca reis kazanır. Fakat Hürriyet Gazetesi o zaman Hürriyet Gazetesi bir başlık. Amerika'ya bir barajlarla ilgili geziye gittiğinde Kennedy'nin ölümünden sonra başkanlığı devralan Başkan Johnson'la birkaç saniye fotoğraf çektirmişler Süleyman Bey ve ekibi yanındaki. Hı. Yani bir şeyde Beyaz Saray ziyaretinde. İşte Johnson'ın arkadaşı Demirel falan deyince toplumda Johnson'ın arkadaşı Demirel. Amerika ile işte iyi olacak. Zaten Soğuk Savaş yılları Türkiye NATO'ya girmiş falan. Demirel kongreden çıkıyor. Ama aynı Demirel, o Morrisoncu dedik Demirel de Sovyetlerle birçok anlaşmalar yaparak Türkiye'nin denge politikasını çok iyi yürüdü. Allah rahmet eylesin. Yani rahmet küresel medyayı da arkanıza alırsanız o zaman iş öyle oluyor. Fakat küresel medya Türkiye'yi bilmez. Türk halkı seçsin. O bakımdan ben diyorum ki dışarıdan da birisini buluruz deme Kemal Bey. Yanlış bu. Kemal partiden, Bey partiden demiyor. Yani Kemal Bey de diyor gerekirse. Meral Hanım diyor Meral. Meral Hanım mı dedi? Ha Meral Hanım dedi. Neyse yani içeriden bulur. O partilerde iyi parti olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ben biliyorum çok iyi yetişmiş bürokrasiden gelenler. Hocam, Türkiye'nin dokusunu arada, iyi bilen adamlar var. Bu arada bir tespit yapalım eğer isterseniz. Şu anda Millet İttifakı'nın tezlerini en iyi savunan yabancı basın ve de yabancı liderler. Yani daha ne yapsın yani? Biden da, yani hani Johnson örneğini verdiniz. Demirel'i desteklediği için Demirel partide şeyde kongrede kazandı. İşte bence onları aldırış etmeyin. Kendi bünyenizden bulun diyorum. O dönemdeki Batı desteğinin 10 misli falan Millet İttifakı'na şu anda destek. Daha ne desin John Biden? Yani muhalefetle işbirliği içinde devireceğiz Erdoğan'ı dedi. Daha ne desin yani? Ve de bakın Alman basını, Alman hükümeti ve de Avrupa Birliği tamamen Millet İttifakı'nın arkasında. Şimdi böyle bir durumda eğer milli bağımsızlık meselesini ne sarılır da AK Parti bunun hakikaten karşılığını verebilirse Türkiye'de enteresan bir şey olacak yani. O yüzden çok dikkat etmek lazım hocam. Demin de söylediniz. Bazen bu dışarıdan gelen destek olumlu değil, olumsuz da. Ama şu anda o rüzgar biraz değişiyor. Şimdi evet, Türkiye'ye yani, gelen diplomasi trafiğini göz önünde bulundurduğunuz zaman önümüzde önceki 10 yıldır gelmeyen, 20 yıldır gelmeyen siyasetçilerin gelmesi artık çok önce Türkiye'nin başladı Ebru Hanımcığım. İzole kalan bir şeyden çıkıp uluslararası entegrasyonun özellikle bu yeni alan, yeni şekil alan Rusya ile beraber belki de tabiri caizse yeni demir perdenin inmesiyle beraber nasıl bir pozisyon olacağı, bu şeylerin, yaptırımların kalıcı ve uzun olması hesaplandığı zaman böyle bir demir perde inmemesi mümkün değil gibi gözüküyor. Hem Türkiye'nin pozisyonunu global olarak çok iyi idare edebilmeyi ve daha önce örneklerini gördüğümüz Türk uluslararası siyasetindeki denge politikasını yeni paradigmalarla doğru bir şekilde kurabilmeyi de gerektiriyor. Dolayısıyla uluslararası platforma entegre olabilmek, oranın içerisinde olabilmek önemli bir noktadır. Peki. Ama tabii hiçbir zaman seçimlere müdahaleyi karıştırmıyorum. Bunu kabul edilebilir bir tarafı olmaz. Ali Bey tamamlayın lütfen, buyurun. Sesler karıştı diye. Ben şunu çok kısaca şunu arz edecektim. Türkiye
dış politikada bu izolasyon meselesini, Elif Hanım kullandı bu kavramı, tam da yerinde kullandı. İzolasyon meselesini kırmaya bu Ukrayna-Rusya savaşı başlamadan çok önce harekete geçirdi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkisi, İsrail meselesi falan, bunların hazırlıkları çok önceden başladı. Bu izolasyon şu anda doğru, Türkiye'nin önüne bir fırsat çıkmış gibi gözüküyor uluslararası platformda. Bu derhal yansıdı. Ya dün, evvelsi gün Handelsblatt, çok önemli bir ekonomi basın gazetesidir Almanya'da, birdenbire Erdoğan'la ilgili son derece olumlu bir analiz yayınladı. Hollanda basını da öyle. Yani. Hollanda basını da. Olacak iş değil yani. Şimdi bu hipokrasi, yani bu Batı'nın gösterdiği iki yüzlülük akıl alır gibi değil. Şimdi burada bu birdenbire de dedikleri gibi arkadaşların, hocamın da dezavantaja dönüşebilir eğer Millet İttifakı'nı desteklemeye devam ederse, bu hiç de hayırlı olmaz. O nedenle bu dış etkilerin bazen Türkiye'de ters tepkine de tanık oluyoruz hocam. Yani ben diyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmakta yarar var. Dış, iç, ne kadar hain varsa hepsine karşı demek ki milli iradeyi arkanıza alabiliyorsanız, o temel mesele bu. Nasıl anlatacaksınız ve nasıl o fikriyatı arkanıza alacaksınız, o rüzgarı, ona bakıyor. Yani hakikaten notu bir kez daha okumakta yarar var. Çıkaracak pek çok ders var. Bu doğru fikir ve de millet iradesine güven çok farklı bir noktaya götürebiliyor işi. O yüzden burada millet iradesinde de, pardon Ebru Hanım, millet iradesinde de liderin, Türkiye gibi bir ülkede, özellikle Akdeniz ülkelerinde de olduğu gibi, liderin rolü çok büyük. Hiç herhangi bir lider olursa, kimi seçersek seçelim, önemli değil, sistemi savunuyoruz biz yaklaşımının da çok doğru olmadığını düşündürüyor bana. Evet, Türkiye'de lider önemli. Yani araştırmalar bunu birkaç gösteriyor şey, ama orada miyim? Ekonomiye geçmek istiyorum. Tabii tabii, ben bir cümle söyleyeyim. Şimdi yani doğru bir noktaya temas ettim. Şimdi mesela aslında siyasi, suç siyasetçi benden, bana yakın, ben onu destekleyeyim gibi şeyleri, bence toplumsal ve siyasal bir karşılığı yok. Ülkenin sadece çıkarları var, biliyor musunuz? Yani mesela Rusya için, bu Rusya için de gelir, Batı için de, Doğu bloku için de, Batı bloku için de. Mesela Poroshenko %49'da iktidar olmuştu. Zelenski iktidara geldiğinde darbe gibi, sivil darbeyle devirdiniz, seçilmiş bir adamı dedi Putin. Şimdi %74'le mesela Zelenski seçildi. Askerlerden darbe bekliyorum dedi. Biz onlarla anlaşırız dedi mesela. Hangi birini anlatayım? Bulgaristan geçen programda dedi. Başbakanı çıktı. Ya dedi, bunlar Suriyeli, iyi, Iraklı falan değil. Bunları alalım biz dedi. Bunlar bizim gibi aslında sarışın, mavi gözlü insanlar dedi. Bakın, insanlığın geldiği noktaya bakın ya. Bizim, bize benziyor. Bunları alalım, diğerlerini almasak da olur diyor Ebrüks. Yani şimdi öbür taraftan baktığınız zaman, yani bu ülkelerin, yani şu siyasi iktidarın kalması, bu siyasi kişi bana yakın gibi bir şey değil. Yani Trump modeli gitmiyor iş. Ülke kendi çıkarlarına göre bakıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ya adam yolladı, Guaido diyor, Venezuela'ya. Ya bu benim adamım dedi. Şimdi Maduro ile oturdu. Yani bir petrol sıkıntısı var. Senden biraz petrol alalım, Avrupa'ya gönderelim diyor. İran. Yani şimdi İran'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. İsrail ayağa kalktı. İsrail dikkatleşiyor gezi gezi. Biz Batı'nın Birleşik Arap Emirlikleri arası iyiydi değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler oylamasında Rusya'ya karşı çekimsel kullandı. Çekimsel. Dedi Birleşik ki Arap Emirlikleri İsrail'le beraber kullandı. Davranıyor. O kadar çok bir matris var ki, böyle bir denklem. Yani bu saat başı bazen uluslararası denklem değişebiliyor. O bakımdan çıkarlar var. Hocam, Batı medeniyeti deniyor ya, Batı uygarlığı falan. Bakın çok hoş bir not gelmişti. Bütün sosyal gruplarda şöyle diyor. Medeni bir kıtada, medeni ülkeler arasında medeni silahlarla, medeni taktiklerle medeni mülteci krizi yaratan medeni bir savaş söz konusu diyor. Yani bu medeniyetin içine...
Medeni kavramın içi ancak bu kadar boşaltılabilirdi. Yani. Rahmetli yani, Mehmet Akif dediği gibi medeniyet tek dışı kalmış canavar şu anda hakikaten. Çanakkale'de bizim gördüğümüz. Bize gelenler de medeni memleketlerdi Çanakkale'de hatırlarsanız. Doğru. Yani, yetim kalan çocukların insani koridorla çıkartılmasını gördünüz mü? Korkunç. İnsani lafından orada insan insanlığından utanıyor. Utanıyor yani bu dünyada. Yani sarı saçlısı, siyah saçlısı. Tabii. Fark etmiyor yani çocuk. İnsan insan işte. Evet, Batı medeniyeti. Aynen, dünyanın medeniyeti bu işte. Şimdi bu seçmenin algısı, seçmen neye bakıyor? Ne önemli seçmen için? Ben anketleri çok takip edemiyorum ama benim de sizlerin de gördüğü hayat pahalılığı. Seçmen buna bakıyor. Şimdi Et Süt Kurumu Genel Müdürü dedi ki bizim Et Süt Kurumu önünde 18 mağazası var zaten. Kuyruklar oluşuyor. Hı-hı. Çünkü piyasadan daha ucuza ürün satıyor. Fakat bizim serbest piyasayla bizim mağazalarımız arasında fiyat farkı %66 oldu. Yani biz %66 daha ucuza ürün satıyoruz. Bizim mağazalarımız önünde kuyruk oluşmaya başladı. Biz de zam yaptık %48 oranında dedi. Bu bir tartışma konusu oldu tabii. Fakat et fiyatları Et Süt Kurumu'nda bile bir kilo kıyma 83 liraya çıktı. Zaten kasaba gittiğinizde bu hafta yine artmıştır 120 lira. 125-130 kasabına göre kasabına değişiyor. Kasabına göre de değişiyor fiyatlar. Dolayısıyla gıda fiyatlarına bakıyorsunuz. Macron dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşüyor şu anda NATO liderler zirvesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da binaya girdi, o görüntüyü getirdik ekranlara. Hı hı. Zirve öncesi bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Ben de öyle söyledim. Ondan sonra NATO liderler zirvesi başlayacak ama Boris Johnson'la, İngiltere Başbakanı'yla, Almanya Başbakanı'yla da ve Biden'la da belki görüşmeleri olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O yüzden dedim hani zaten 30'u aşkın liderle temas halinde sürekli Cumhurbaşkanı. Hı hı. İşte bu noktada Macron da diyor ki gıda krizi kapımızda, destek olmalıyız. Orta Doğu'da çok ciddi bir kriz olabilir. Bütün ülkeler siyaseti falan bırakın, buraya bakın diyorlar. Petrol fiyatları 121 dolar seviyesine çıktı yeniden. Tabii. Putin diyor ki gaz veririm ama ruble verin. Japon Maliye Bakanı da ben anlamadım nasıl olacak o diyor. Oradan satın alacaksınız, rubleyi verecek olan Rusya değil mi? Putin'in kendisi değil mi? Oradan satın almak zorunda alacaksınız. El koyduğunuz euro doları getirip ben size ruble vereyim. Tekrar rubleyle benden de diyor. Yani benim savaşımı finanse edin diyor. Açıkça bu kadar yani. Bu net olarak anlaşılıyor söylediği şey. Fakat petrol fiyatları yükseldikçe kurun zaten etkisini görüyoruz. Bizim maliyetlerimiz artıyor. Mesela şeker sıkıntısı var. Hem fiyat yüksek hem şeker yok deniyordu. Uzun zamandır böyle bir şikayet vardı. Şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bu şeker konusundaki şikayetleri not ettik. Şeker fabrikaları nezdinde bakanlığımız tarafından incelemeler yapılıyor diye. Çok doğru bir inceleme. Çok ciddi bir sıkıntı oluştu çünkü orada. Uzun zamandır bize de söylüyor izleyiciler. Yani enflasyon yüksek, hayat pahalı, faturalar pahalı, gıda pahalı, en temel ihtiyaçlar pahalı, ulaşım pahalı, her şey pahalı. Bu vatandaşı zorluyor. Ve vatandaş işsizliği de artık buna eklemeye başlamış son anketlerde. Şimdi bu ortamda vatandaşa ne demek lazım? Yani ne yapacak vatandaş? Yani vatandaşa ne demek lazım? Vatandaşa bunlar daha iyi günlerin demek lazım bence. Çok acımasız oldu ama tabii, doğru söylüyorsun. Yani bunlar daha iyi günlerin kıymetini maalesef bil bugünlerin demek maalesef lazım bence. Üzülerek söylüyorum moralimiz bunu. Moralimiz zaten bozuldu. Evet, bozmayın. Üzülerek söylüyorum. Bunun dışsal sebepleri var, içsel sebepleri var. Dışsal sebepleri var. Biraz önce söylediğim dünyada da pandemiyle başlayan, içe kapanmadan dolayı ülkelerin bir şeyde üretimde bir düşüş var. Tedarik zincirinde bir bozulma var. Değil mi? Pandemiyle beraber. Mesela bizde KDV indi. Ondan sonra biraz da hani ürün ihracatı azaldı. Bolluk oldu. Fiyatlar inecek dedik. Kar geldi. Benzin pahalandı. Gitti. Evet. Yani bu pandemiyle başladı. Bütün ülke kaderiyle baş başa kaldı. Bu pandemi sadece bir fiyat konusunda değil. Buna ayrı bir bab açmak, çaptır açmak, konuşmak lazım. Pandemiyle beraber ulus devletlerin, teritoryal devlet anlayışının tekrar ön plana çıktığını da görüyoruz esasında. O Avrupa yani, Birliği birbirine yardım edemedi. İtalya yalnız kaldı. Fransa kendi derdinin başının çaresine baktı. Yani bu da ayrı bir siyasi açıdan tartışılması lazım. Herkes içine kapandı. Ama bir de bunun içsel sebepleri var. Daha bir pandemi de ortada yokken. Küresel enflasyon dalgası henüz daha bizim Türkiye'ye ve dünyaya yansımamışken de biz biliyorsunuz 2018'deki Rahip Bronson kriziyle beraber, doların artışıyla beraber ne oldu? Murat Çetinkaya zamanında 625 bas puan arttırıldı. Daha sonra tekrar Murat
uysal zamanında tekrar faiz artımları geri alınmaya başladı. Döviz artmaya başladı. İşte dövize mi bakıyorsun, dövizle mi maaşını alıyorsun? Sonra biz faiz yeniden. Sonra tekrar Naci Ağbal geldi, bu sefer ben tekrar arttıracağım dedi. Naci Ağbal arttırdıktan sonra bu sefer NAS var, biz faize karşıyız dedi. Bu da tekrar alındı. Şimdi böyle bir gel gitler halde bir deneme tahtası haline gelirse bütün makroekonomik dengeler bozuluyor. Yani bozuluyor hocam, ne oluyor? Kimse önünü göremiyor. Ya ben evimi tadilat yaptırıyorum yazlık evimi. Seramikçi fiyat veremiyor. Hocam biraz daha bekle, ben fiyat veremiyorum diyor. Ne komik bir şey olabilir mi ya? Ben müteahhit değilim, bir şey hocam değilim. Hocam iyice seramik alamıyorum yani. Ya şimdi kimse önünü göremiyor. Bak Ebru Hanım, bu çok sanayiciyi ciddi bir şey ama. Sanayiciyi düşünün bir de. Ya yani tabii, siz evinizin tabii tadilatı için şimdi durumu görüyorsunuz. Bu, sanayiciyi, yatırımcıyı görüyorsunuz. Şimdi mesela Türkiye yem dövizle alınıyor. Yem dövizle alınıyor. Ne yapıyor? Maliyet enflasyonu da bir talep enflasyonu, bir de maliyet. Maliyet enflasyonundan dolayı artıyor yem fiyatları. Yem fiyatları artınca çiğ süt fiyatları artıyor. Dolayısıyla bunu artık üretici satılamaz hale geldiğinde ya da dövizle bunları yemi alamaz hale geldiğinde ne yapıyor? Keseyim de kurtulayım diye büyükbaş hayvanını kesiyor. Büyükbaş hayvanını kesince et fiyatları artıyor. Yani o İskambil'den kule gibi böyle hepsi devriliyor. Hepsi arka arkaya devriliyor. Kesmese de hayvanın da yemi pahalı yani. Besleyemiyor. Şimdi neden bunlar iyi günlerimiz diyor. Yem alamıyorum diyor. Şimdi bütün dünya gıda, yani paranız olsa da bulamayabilirsiniz. Ebru Hanım, bu şaka değil. Bununla ilgili sayısız bir... Bak ben tarım uzmanı değilim. Hocam süt yoktu. Ama merakımdan özüyorum yani. İstediğiniz bakın, süt yok. Niye yok? Karton tabii yok. Ambalajı üretilemiyormuş. Çok sıkıntı ciddi varmış. Ciddi süt eksiği var raflarda. Tabii. Şimdi mesela bu kur korumalı mevduatla ilgili. Mevduatla ilgili işte süreler 3 ayda oldu biliyorsunuz değil mi? 12-13 milyar lira ödeme yapıldığı söyleniyor. Bunun da bir maliyeti olacak. Şimdi yani onun da enflasyona bir maliyeti olabilir. Ama benim de burada söylemek istediğim şey 12-13 milyar lirayı alan 50 bin kişi Türkiye'de biliyor musunuz? 50 bin kişi çiftçiye verilen para 3 milyar. Bizim bunu her şeyi bırakıp bakın her şeyi bırakıp her şeyin çaresi bulunuyor ama insan aç kalamaz. Bu oturup bir zirve yapılması lazım. Bunu her programda söylüyorum. 2 gün, 3 gün mü, 5 gün mü İzmir İktisat Kongresi gibi 15 gün mü sürer? Yani tarımdaki dikey tarım dahil, yeni tarım teknolojileri dahil her şeyin konuşulması ve büyük bir desteğin verilmesi lazım. Çünkü her şeyin çaresi bulunur. Açlığın çaresi olamaz. Kalamaz evet, insan. Bu çok önemli olamaz bir şey. Bu çok önemli bir şey. Bu da çiftçi öyle 2 milyar 3 milyarla bırakılamaz. Bak bu gidişat çok kötü gidişat. Dünyanın bakın ilk turda da söyledik. En büyük buğday satıcısı ve üreticisi 3'te 1'ine dünyanın tahıl ambarı 2 ülke savaşıyor. Bunun bir bedeli olacak bütün bir dünyaya. Birdenbire ekemezsiniz. Ve bakın siz gaz verene tabii, ambargo uyguluyorsunuz. Bakın nasıl hazırlıksız yakalandık? Önleminiz limanda mi? Sevgilisini bekleyen adam gibi gemi bekliyoruz. Ayçiçek yağı gemisi gelecek diye. Böyle şey olabilir mi? Yani bu bir, ama bunlar ders olsun. Hazırlıksız yakalanma. Bütün dünya için geçerli bu. Gıda politikalarını yönetmek, su politikalarını yönetmek 21. yüzyılın en büyük maliyeti tabii olacak siyasetçiler için zaten. Hani küresel değişimden tutun bu global enflasyonist akıma kadar birçok faktör var. Yani bunları etkileyecek. Dolayısıyla aklı başında uzun vadeli, orta ve uzun vadeli politika geliştirebilen tabii hükümetlerin bütün enerjisi tabii gıda yani politikalarını bir kısmı yönetmek. Bir kendini kısmı besleyebilecek, kendi nüfusunu yönetebilecek bir kısmı bakın canım, hükümetin yanlış politikalarından bir kısmı da dünyadaki dalgada. Onu da söyleyelim yani. Bir kısmı dünyadaki dalgada. Hep yani kusursuz fırtına filmi gibi hepsi örtüştü. Evet. O zaman ne yapacağız? Tedbirimizi almamız savaşa lazım. Savaşa FED geldi. Faiz arttıracağım. Daha da yüksek oranda tabii arttıracağım dedi. Tabii. 322 dolardı buğday fiyatı. 422 dolara çıktı. Mazot fiyatlarını artık söylemeye gerek yok. Her gün şey, yani %300-400 arttı. Ne bileyim ben çiğ süt fiyatları söylüyor. Çiğ süt fiyatları. Eylül'de konuşuyorduk biz Evran'la burada. 5-5,5 liraydı çiğ süt fiyatları ya. 4.70'ti. Siz anlatırken biraz önce şey yaptım. Aklıma geldi. Bu konuştuğunuz dönemde para politikalarının istikrarsızlığı tabii içeride en önemli faktörlerden biri. Kaç tane Merkez Bankası'nın değişikliğinden bahsettiniz? Bakın. Tabii, 4. Janet Yellen 3 tane başkan değiştirdi Amerika'da yani. Son 2 senede 4 Merkez Bankası, 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi bir istikrar sağlayamıyorsanız kendi politikalarınızda içeride de hani bunun bir siyasi sorumluluğu olması lazım. Yani müsebbibi olduğunuz bir istikrarsızlık faktörü de var. Hani bunu da kabul etmek lazım. Burası iyi yönetilmiyor tabii ise para politikalarınızı bir yatırımcı çekemezsiniz. Yatırımcıya güven veremezsiniz. Sanayiciye devam etmesi için güven veremezsiniz. İstihdam sağlaması için güven veremezsiniz. Bunların hiçbirini sağlayamayın. Bir de durmadan seçime giren bir
hükümet haline aldığınız andan itibaren. Bakın mesela benim haddim değil ama yani bu işlerle yok. Yani çok önemli dersler almış üniversitede ve bu işlerle de çok yani meraklı ve ilgili yani ilgilenen birisi olarak söylüyorum. Haddimi aşmamak kaydıyla. Geçen programda da söyledim Ebru Hanım. Bakın mesela burada 14 civarlarında burada bir baraj kurarak dövizi dizginlemek için şey yapılıyor, döviz satılıyor. Kamu bankaları aracıyla Merkez Bankası. Bunu yapmayın. Bakın, hayır, kur korumanın mevduatın tuttuğunu söylüyor. Ya kur korumanın şimdi... Hazine Bakanlığı. Şimdi dolarla ama şimdi burası TL denildiği zaman yani bunu kur korumanın veya dolara endekslediğiniz zaman Türkiye'de şu anda çift para sistemi var. Yani dolara endekslediğiniz zaman da dolar dominant oluyor. Bir de TL var. Ebruks'un dolara göre her şey ayarlanıyor. Doların artışına göre para verilmiyor mu? Doların artışına göre para veriliyor sepet kuruna göre. O zaman yani bu çift para sizin sistemi var. Yani bizatihi devlet çift para sistemine geçmiş oluyor. Öbür taraftan mesela bu ne olur? Mesela 16.250, 16.750 oldu. Olursa olsun. O zaman 200 küsür milyar elindeki hane halkı ve tutan şirketler Gürcistan'da ya bu daha ileri gitmez. Ben bunu bozayım derlerse Merkez Bankası'na döviz gelmeye başlar. Bu bir. Dövizin İkincisi, bozdurmanın yolu. İkincisi bunu sakla. Bundan ilaç alama. Bitirirsen bu parayı ilaç alamazsın. Buğday alamazsın. Bunu yapmayın. Bak ben kendi temennimi söylüyorum. Yapmayın bunu. Bırakın barajı falan. Çıksın o halde. Bozarlar bunu. TL vermekten de kurtulursun. Bozmadılar hocam, 18'e çıktı. Daha gidecek diye. Şimdi daha gidecek diye. Bunun sınırsız gidebilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Faiz indirirseniz sürdürülebilir bir şey olmaz değil. Tabii. Faiz indirirseniz ne kadar daha yolu açık çıkar. Bir de böyle bir stagflasyona girme tehlikesi içerisinde ona. Hem işsizlik bir yandan, hem yüksek enflasyon, gıda enflasyonu bir yandan, hem işsizlikle beraber destekli, hem de yatırımı eğer çekiyorsanız. Şimdi niye yatırımcıya yatırım yapsın? Yatırır bu bahsettiğiniz fonlara. Dursun param der. Yani kullandığım zaman geri alacağımı, alacağımı bilmiyorum. Yabancı yatırımcı, ben gelmem, hukuk güvencesi var mı, o var mı, bu var mı, burası zor bir jeopolitik dedi. Dediği andan itibaren hani bunu yönetmek gittikçe zorlaşır. Hani buradan çıkış politikalarını üretmek, kim gelirse gelsin, hangi ittifak gelirse gelsin, ittifak gelmeyip hangi siyasetçi gelirse gelsin, uzun vadeli bu sıkıntıdan çıkartmak ülkenin en önemli meselesi halinde. Vatandaşın da en hassas olduğu konu. Hani tercihlerinde, siyasi tercihlerinde ya da oy verme sahiplerinde şu anda ilk beş unsur ekonomiyle ilgili meseleler gözüküyor çünkü. Ali Bey, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Yatırımcı toplantısında verdi mesajları. İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürüyor diyor. Yani ekonomi faaliyetleri. Cari dengede enerji fiyatları nedeniyle sapma olabilir diyor. Yani cari fazla hedefi de cari açığa dönebilir. İhracatta güçlü seyir devam ediyor diyor. Turizm gelirleri üzerinde bölgesel çatışma kaynaklı riskler var ama telafi edilebilir düzeyde henüz diyor. Petrol fiyatları yüksek oynaklık gösteriyor. Tabii ki enflasyon üzerinde o da etkili. Temel gıdada KDV %1'e indirildi ama etkisi Mart ayında da devam edecek. O işte bu yeni zamlarla onun etkisi sınırlandı. Bir de indirim olmasaydı ne olurdu düşünün. Arz problemleri gıda fiyatları üzerinde büyük risk diyor. Üretici fiyatları tüketici fiyatlarına artık büyük oranda yansıdı. Bundan sonra hani üretici fiyatı yüksek, enflasyon daha da yükselecek demeyebiliriz diyor. Yani petrol fiyatlarını risk olarak görüyor. Cari denge ve turizm anlamında da riskler var. Evet, takip ediyoruz ama telafi edilebilir diyor özetle. Yatırımcılara verdiği mesajda Merkez Bankası Başkanı. Bütün bu eleştirilere sizin yorumunuz ne olur? Son sözleriniz için veriyorum sözü. Evet, Allah gezinden versin son sözlerimiz inşallah. Allah efendim. Allah korusun. Şimdi bir kez Merkez Bankası Başkanı son derece gerçekçi bir analiz yapmış belli ki. Yani orada hayali ve gerçekçi olmayan bir şey yok. Orada çok önemli güven vermek meselesi. Öbür taraftan biraz geriye, bir iki adım geriye gidip baktığımız zaman şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bu arada bir parantez açayım Mithat Hocam'a özellikle. Sayın Berat Arbayrak'ın Burası Çok Önemli adlı kitabını eğer henüz okumadıysa mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Pek çok orada konularda ipucu var. Türkiye nerede kırılma yaşamış ve nereden sonra Türkiye'ye
operasyon neden çekilmeye başlanmış, hangi operasyonlar çekilmiş orada görmek mümkün. Çünkü Türkiye işte %175'e varmış olan enflasyonlardan geliyor. AK Parti 2002'de iktidar olduğu zaman %125 enflasyon. İşte çok kısa zamanda %75'e sonra 18'e kadar düşürüyorlar falan. Alışkın Türkiye bu enflasyonist ortamda yaşamaya. Fakat bununla işte mücadele etme başarısını göstermiş. Yani muhalif olsun olmasın herkesin kabul ettiği 2014-15'e kadar giden bir şey var. Başarılı bir ekonomik açıdan da başarılı bir yol haritası var. Fakat ne oluyor? Orada bir kırılma anı var. İşte o nedenle o kitabı hocama şiddetle tavsiye ediyorum okumasını. Orada işte milli bağımsızlık meselesi ve de özellikle enerji konusunda Türkiye'nin bağımsızlığını elde etmek üzere verdiği bir mücadelenin başlangıç noktası. O noktayla birlikte çok enteresan şeyler olmaya başlıyor dünyada Türkiye ile ilgili. Yani Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi düşünülen Tayyip Erdoğan baş düşman ilan ediliyor o tarihten sonra falan. Şu anda tekrar değişiyor da rüzgarlara göre. Şimdi bu çok doğru. Hocam dedi ki bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan makro düzeydeki krizlerle de karşı karşıyayız. Hem pandemi hemen arkasından gelen bir savaş meselesi. Burada bunu işte Türkiye kötü yönetiliyor gibi siyasi retoriklerden biraz uzaklaşıp daha gerçekçi bir bakış açısıyla olay ele alındığı takdirde burada büyük bir fırsat olduğunu görüyorum ben Türkiye'nin önünde. Ekonomik açıdan tabii ki zorlanacağız. Fakat siyasi açıdan Türkiye'nin kendisini konumlamada çok ciddi bir döneme girdiği kanaatindeyim şahsen. Peki. Burada bir tek biraz önce çok kötü bir görüntüyle karşılaştık. Bilmem dikkatinizi çekti mi Ebru Hanım? Macron'la Sayın Cumhurbaşkanı görüşmüşler. Böyle masanın kenarına ilişmişler ya bir oda bulamamışlar ama yani çok tuhaf. Liderler zirvesi öncesinde görüşmeler yapılıyor ya hepsi öyle. Evet ama bu böyle şey ayaküstü arkasından adam geçirip. Madem söyledik. Yani çok tuhafıma gitti ama önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı bakın şimdi şeye giriyorlar. Genel toplantı olursa geliyorlar orada işte U masa var. Görüyor musunuz? Görüyorum bakın, şu anda. Kimine eleşecekler birazdan. Böyle bakın. Önünde Fransa yazıyor Macron'un. Cumhurbaşkanı'nın. Ondan sonra salonu boşaltıyorlar. Falan böyle çok enteresan bir şey. Samimi bir ortam ama fazla samimi geldi bana. Neyse. Koca masada iki lider ama bayraklar da var. Evet, öyle samimi bir sohbet evet. Yani karşılıklı oturmuşlar. Çok samimi bir kesim şey hani vücut dili analizi açısından. Hayır yandan ilişiyorlar. Arkadan geçen adam bayrağı çarpıyor falan böyle bir. hiç olmamış. Enteresan bir hal baksana. Sanki tam yani, oynayacaklar gibi. Efendim? Evet bugüne kadar yapılmış en samimi sohbetlerden biri denebilir. Aynen yani böyle kahvede masanın ama köşesinde. Ama bundan birkaç ay öncesini düşünüyorum da Macron'un sözleri. Baktığınız zaman Fransa ile Türkiye birçok alanda birbirlerine rakip. Özellikle yani. Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de. Kapatmak zorundayım ama son sözünüz varsa alayım. Bitireyim süremiz bitti. Son sözümü söylüyorum ondan sonra son dua edin. Son söylemek istemiyor Ali Bey. Söyletmeyin Allah söyletmesin. Efendim. Türkiye bana sorarsanız milli bağımsızlık mı yoksa refah mı ben milli bağımsızlığı tercih ederim öyle söyleyeyim size. Son sözüm bu. Teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Profesör Doktor Mithat Baydur, Elif Dördüncü Aydemir, Ali Saydam çok teşekkürler. Kısa bir ara toparlayacağız. Tamamlıyoruz bugünü de para gündem cephesinde sözü Serap Bilet'e bırakacağız. Gün ortası için tüm gelişmeler Habertürk ekranlarında olacak. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla hoşçakalın, iyi bir gün olsun.